Herkese iyi geceler. Bir Ezber Bozan programıyla yine karşınızdayız. Ezber Bozan programı bugünkü konumuz Türkiye'de Amerikancı İslamcılığın gelişmesi ve Demokrat Parti dönemine özel olarak yoğunlaşacağız. Ancak bunun yanı sıra aynı zamanda İslam kavrayışı, emperyalizme ilişkisi içerisinde, anti-emperyalist mücadele içerisinde İslam'ın yeri, anti-emperyalist mücadele ve anti-kapitalist mücadele ve İslam gibi konuları ele alacağımız gibi aynı zamanda İslam'ın Doğu-Batı çatışmasındaki yerine de değineceğiz. Bugün konuğumuz İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Hacı Bayram Kaçmazoğlu hocamız bizimle beraber olacak. Akademik hem Demokrat Parti dönemi üzerine hem Türkiye'de Amerikancı İslam'ın gelişimi üzerine çalışmalarla özellikle sosyoloji alanında ciddi çalışmaları, kitapları olan bir akademisyen hocamız. Konuya ilişkin sorularınızı ilettiğinizde bu konuya ilişkin açıklamalarımız, değerlendirmelerimiz olacak. Her zaman olduğu gibi yine sevgili Erdem'le birlikte programı yönlendiriyoruz, değerlendireceğiz. Bugünkü konumuz dediğim gibi Amerikancı İslam'ın gelişimi ve emperyalizmle ilişkisi içerisinde İslam konusunu ele alacağız. Bize mesajlarınızı ve önerilerinizi, değerlendirmelerinizi 0212 251 5090 no'lu telefondan iletebiliyorsunuz. Ayrıca kısa mesajlarınızı da 2353'e gönderebiliyorsunuz bütün operatörler üzerinden. Ulusal yazıp ayrıca ulusal yazıp boşluk bırakıp 2353'e gönderebiliyorsunuz. Ayrıca yine her halükarda Facebook'tan yine değerlendirmelerinizi, sorularınızı, eleştirilerinizi, önerilerinizi iletebiliyorsunuz. Facebook sayfamızdan söyleyelim. facebook.com/ezberbozanlar resmi sayfası. Evet. Orada şimdi canlı yayınla ilgili bir şey açtık. Link açtık. Onun altına yorumlarını yazdıklarında biz o soruları buradan okuyabileceğiz. Onu da bilgilendirelim. Ezber Bozanlar resmi sayfası. Evet. Dolayısıyla sorularınızla da aynı zamanda tartışmayı yönlendirebilirsiniz. Dediğim gibi Hacı Bayram Kaçmazoğlu hocamızın özellikle değişik yayınevlerinden çıkan kitaplar var. En son çıkan kitabı Türk Sosyoloji Tarihi adında 3 ciltlik bir eseri çıktı. Yine Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar diye bir kitabı son dönemde yeniden yayınlandı. Önümüzdeki dönemde de özellikle Türkiye'de Demokrat Parti dönemi ne dönük tartışmalar ve değerlendirmeler üzerine kitabı yayınlanacak, Doğu Kitabevi'nden çıkacak. Aynı zamanda bu Demokrat Parti dönemine ilişkin yaptığımız tartışmalar o kitapla da ilgili az çok bilgi verilmesine yol açacak. Öncelikle hocam hoş geldiniz diyorum Hoş bulduk, size. teşekkür ediyoruz. Şimdi biz dediğim gibi konu aslında önemli, değişik vesilelerle konuya giriyoruz. Bu İslam'ın Türkiye'de kavranış olayı, genel olarak siyasal konjonktürdeki yeri. Gerçi biz daha çok tarihsel arka planını daha çok değerlendiriyoruz. Özellikle İslam'ın ilk dönemi üzerinden veya İslam'ın bugün kavranışı üzerinden. Yeni hatta işte biraz da İran'da bir aydından Ali Şeriat'ı den aktarmalar yaparak dine karşı din olayı üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz. Dolayısıyla buna bağlı olarak güncel sorular, tartışmalar oluyor. Ancak bugünkü konumuz dediğim gibi biraz daha sosyolojik ve akademik bir boyutu da içerecek tarzda Demokrat Parti dönemi. Hatta Demokrat Parti dönemi de yetmez sanırım, kitabınızda da zaten bu konuyu işliyorsunuz. 1945'lerden itibaren Evet, gelişen bir almak İslam kavrayışı ve bugüne de devredilen bir İslam kavrayışı var. Bu değişik zamanlarda ılımlı İslam konusu olarak da değerlendiriliyor. Bir yanıyla da bakarsanız işte emperyalistlerin İslam kavrayışı
gibi de değerlendirilebilir. Ama bu her halükarda geniş bir konu. Bugün aydınlıkta genel olarak ılımlı İslam konusu olarak değerlendirilse bile bu daha geniş bir konu olduğu için biz daha dar, spesifik bir alana yönleneceğiz. Ayrıca Baykan Sezer Hocamızın Doğu-Batı çatışması içerisinde İslam'ın yerini ele alan bir değerlendirmeler, çalışmalar var. Sizin de bu konuya ilişkin değerlendirmelerinizde zamanımız ölçüsünde el alacağız, değerlendireceğiz. Evet, bugünkü durumu da değerlendirerek genel olarak Türkiye'ye baktığımızda Amerikancı bir İslam anlayışı nasıl gelişti ve bu özellikle Demokrat Parti döneminde neden yoğunlaştı? Aynı zamanda sizin yazılarınızdan biliyoruz ki Demokrat Parti dönem bu tartışmalarda bir dönüm noktası da oluşturuyor. Buyurun, öncelikle bir genel değerlendirme alalım isterseniz. Evet, genel değerlendirmeyi belki şöyle başlamak lazım. Aslında Türkiye'de iki kutuplu bir siyasal yapı iddiatçılardan itibaren var. İddiatçılar aslında bir bütündü kuruluşlarında ve Abdülhamit rejimine karşı örgütlenen, işte tıp öğrencilerini örgütledi ama daha sonra askerlerinde, tıpçılarında katılımıyla daha da genişleyen bir muhalefet hareketi oldu ama 1902'de bu hareket ikiye bölündü. Dolayısıyla bu bölünmede bugün dahi izleri taşınılan bir siyasal bölünme var. Bu tabii çok genel bir hat, ikili hat. Tabii bu hattın yan yolları var, farklı girişleri, çıkışları var ama çok kaba hatlarıyla belirlersek İttihat Terakki'nin bölünmesinde merkeziyetçi bir modernist grupla, aynı zamanda milliyetçi bir grupla ademi merkeziyetçi, daha muhafazakar ve daha fazla dışa bağımlı bir grup şeklinde ikiye ayrıldı. Böyle korsak bugüne gelmek daha kolay ya da bu ana yol ayrımlarını da ifade etmek kolay. Dolayısıyla iddiatçılar bu ikili ayrıma 1902'de başlayıp daha sonra da birer sosyolog çıkarınca bu iki açılımda milliyetçi, ulusalcı ya da işte batıcı, modernist kanadın temsilciliğini Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak kitabıyla da belki ama daha sonra bu görüşlerde de değişiklik oldu. Ziya Gökalp yaptı. Ademi merkeziyetçi, daha muhafazakar kanadın temsilciliğini Prens Sebahattin yaptı. Tabii günümüzde Amerika çok öne çıkıyor. Bugün işte Türkiye'nin ve dünyanın her kuruluşunu şu ya da bu şekilde etkileyen ya da işte misyoner tipi aydınlarla ya da işte işbirlikçi aydınlarla bir Amerikancı yapıya gelindi bugün Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde ama aslında onun arkasında biraz tarihsel derinliğe gittiğimizde bu işte 1902 sonrasına baktığımızda hatta biraz daha da öncesine gittiğimizde tabii Amerika'dan önce İngiltere vardı. Belki onu şöyle ifade etmek gerekiyor. Anglo-Sakson dünya. Evet. Dolayısıyla Anglo-Sakson dünya zaten emperyalizmin büyük patronları. Yani önce İngiltere vardı. Bu 29 ekonomik krizine kadar İngiltere'nin liderliğinde devam etti. Dolayısıyla daha sonra İngiltere'nin boşalttığı yeri yavaş yavaş Amerika doldurmaya başladı. Tabii Atatürk döneminin burada şöyle bir farkı var. Atatürk dönemi yine konjüktürel olarak 1. ve 2. Dünya Savaşı arası bir dönem olduğu için hem dış nedenlerle hem Atatürk'ün kendi özellikleriyle ve iç nedenlerle oldukça bağımsız bir dönemdir. Ama İkinci Dünya Savaşı başlayıp savaşta işte kazanan Anglo-Sakson dünya oldu. Atatürk'ün işte ölümü nedeniyle daha önce bu sahneden çekilmesi tabii ve 1946'da özellikle işte o dönemin İngiltere'sinin başbakanının demir perde ülkeleriyle özgür dünya ayrımını yapması siyaseten tabii çok keskin bir soğuk savaş döneminin başlangıcını oluşturdu. Ve dolayısıyla bu soğuk savaş döneminde biraz Rusya'nın itmesi ama özellikle emperyalist dünyanın Türkiye'yi
kendi çıkar alanı içerisinde bir yere yerleştirmesi nedeniyle de bir Atatürk devrimlerine de karşı iç politikada oluşan bir karşıtlık meydana gelmeye başladı ve bu karşıtlık içerisinde Türkiye'de hızla işte laikliğin yavaş yavaş altının oyulduğu ya da tavizlerin verildiği bir döneme doğru kayılmaya başladı. Ve Türkiye'deki iç politikacılar da bu süreci kullanırken özellikle işte komünizmi bir şey olarak kullandılar. Yani işte siz bize yardım etmezseniz, işte bizim politikalarımızı desteklemezseniz, özellikle muhafazakar politikacılar ve Demokrat Parti'yi kuran ekip ve CHP'nin içinde dönemli bir ekip bu çizgideydi. Ve dolayısıyla bu Soğuk Savaş döneminin işte anti-Marksist, anti-komünist politikaları başlamış oldu. Tabii anti-Marksist politikalar başlayınca tabii kitleleri biraz da işte komünizme karşı, mesela 1945'ten sonra 50'lerde de çok yoğun 3 düşman vardır. Amerikan politikaları, işte iç Türkiye'deki iç politikalar, bunlardan birisi komünizmdir. Bu müthiş derecede işlenmiştir. Mesela komünizm hayaletiyle mücadele edilmiştir. Hatta daha sonra örnekler de veririz neler yaptıklarına dair. Birinci temel kırmızı çizgi bu politikaların komünizmdir. İkinci kırmızı çizgi belki konumuzun dışında ama masonluktur, ya da daha doğrusu masonluktan ziyade antisemitizm, Yahudi düşmanlığıdır. Üçüncüsü de yine bu politikalar çerçevesinde aslında Alevilik karşıtlığıdır demek lazım. Dolayısıyla tabii geri alırsak, aslında Türkiye'de bu başta söylediğim gibi İttihat Terakki ile başlayan merkeziyetçiler, ademi merkeziyetçiler ve bunların temsilcileri, işte mesela merkeziyetçilerin İttihat Terakki, sonra onun düşünsel devamı olan Kemalizm ve Cumhuriyet Halk Partisi, ademi merkeziyetçiler işte Prens Sebahattin Ahrar Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, ama siyaseten bir de boşluk gibi duruyor. Mesela işte zaman zaman işte Terkipaver Cumhuriyet Fırkası'nın ortaya çıkması, Atatürk'ün direktifiyle kurulmasına rağmen Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın hızlı bir şekilde tabanda buraya doğru kayması, işte 1943'ten sonra özellikle Almanların da yenilgisinden, Anglo-Saksonların galibiyetinin belli olmasından sonra yeniden demokrasi istemleriyle birlikte bu muhafazakar muhalefet potansiyelinin yeniden yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla bu ikili yapı devam etti ve bu 50'li yıllarda zaten işte Soğuk Savaş döneminde de çok belirgin şekilde zaten ortaya çıktı ve daha sonra da 60'larda işte bilindiği gibi devam ediyor. Onun için bugün de Türkiye'de işte aslında aynı mücadeleler, belki hani konjonktür değiştiği için, sistemler değiştiği için şu ya da bu şekilde devam ediyor. İşte ılımlı İslam'la devam ediyor, şunla devam ediyor, bununla devam ediyor, ama yine de mücadeleye baktığımızda aslında bir tarafta belli ölçüde merkeziyetçi, ulusalcı, işte bölünme karşıtları var. Bir tarafta da işte yerellikten, etnisiteden, bölünmeden, yerel politikalardan yana olan işte politikalar var. Aslında bu belki 1980'de kırıldı gibi, yeni politikalara doğru Türkiye'de bu genel çizgi değişiyor gibi gözüküyordu ama son yıllarda yaşanılan işte siyasi davalar, çatışmalar, mücadeleler aslında çok da kırılmadığını, alttan alta devam ettiğini de gösteriyor. Teşekkür ediyorum hocam. Bunu da daha somutlayacağız tabii, tabii. Değerlendirmelerimizi. Aynı zamanda Demokrat Parti döneminde bir yanıyla da demin sizin de ifade ettiğiniz gibi antikomünizm kampanyası aynı zamanda şöyle oluyor. Sizin kitaplarınızı da vurguluyorsunuz. Sovyet yanlılığı veya Amerikan yanlılığı gibi dinsizlik ve vatansızlık şeklinde gelecek. Veya, evet. Öbür taraftan da aslında dindarlık ve vatanseverlik gibi bir görüntü sunarak bir kutuplaşma yaratılıyor. Buna önümüzdeki zamanımızda değerlendireceğiz. Sevgili Eren, bu konuya tabii bunu
emperyalist İslam'ın gelişimi belki tarihsel olarak daha yakın bir dönem. Biz sonuçta önceki programlarında da biraz kavram sorunlu. Emperyalist kavram emperyalist kavramı biraz sorunlu bir kavram. Ama İslam'ın ilk döneminden sonra yeni bir dinin çıkışı çok tarihi olarak önceye dayansa bile aslında doğrudan emperyalizmin İslam'ı kullanarak İslam'ı içeriden çökertme, siyasal bakımdan da dönüştürmek gibi bir kampanyaları var. Hocamın da söylediği gibi aynı zamanda bu aslında bir taraftan İngiltere'nin politikası olarak gündeme evet. geliyordu. Sonrasında işte Amerika devraldı ama gerçi İngiltere'de Amerika devralsa bile bu misyonundan, bu rolünden de çok da geri adım atmadı. Hatta çok fark eden bir şey olmadı. Yani. Evet, Churchill'in ifadesiyle biz diyor liderliği geçici olarak Amerika'ya verdik şimdi diyor ama İngiliz sistemi hala etkin ve aktif. Bugün de aslında bölgedeki rolünü oynuyor. Bu bakımdan bakıldığında sizce nasıl değerlendirmek gerekiyor bu İslam şimdi, kavrayışını? Emperyalizmin İslam'a müdahalesi tek başına bir müdahale değil. Emperyalizm bu coğrafyada ortaya çıkan bütün unsur ve kavramlara müdahale etmiş. Bugün aslında gayet edilgen bir yapı içerisindeyiz. Yoğun bir şekilde tarihsel süreçte kendi içinde spontane gelişmemiş bazı kavramları öne çıkartmaktayız. Özellikle de mesela demin hocam bir ifade kullandı. Ulusalcılıkla eşittir bölünme karşıtlığı şeklinde bir denklem kurdu. Fakat bu bugün böyle değil. Belli bir noktada böyle. Bir noktada böyle. Yani ulusalcılığın sosyalist sınıfsız topluma geçiş süreci olduğunu öngören bir yaklaşım üzerinden bakıldığında böyle. Ama ulusalcılığın kendisini doğunun diğer toplumlarıyla oluşacak iletişimsizlik ve tek başına var olma olarak algılayan bir anlayış için bu böyle değil. Aslında bir bölünme aracına dönüşmüş oluyor. Yani çünkü doğuyu biz bir bütün olarak gördüğümüzde tek başınalık olarak algılamak bir bölünme aracıdır. Aynı şekilde bu Cumhuriyet devrimleri için de geçerli olmuş durumda. Mesela Cumhuriyet'in niteliklerine baktığımızda mesela bir hakimiyeti milliye niteliği var. Memleket mülkiyetinde milletin hükümdar olması. Bu hiçbir zaman olmamış ki. Bu hakimiyeti milliye dediğimiz olgu bana sorarsanız eğer bugün bundan dönmenin adı irticadır. Bundan geriye döndüren ister kravatlı olsun ister cübbeli olsun irticacıdır. Çünkü irtica geriye dönüş demektir. Hiçbir zaman hakimiyeti milliye söz konusu olmamış. Cumhuriyet'in ilk dönemlerini hariç tutarak söylüyorum. İlk dönem buna yönelik çalışmalar var. Zaten ben bu süreci şöyle okumak gerektiği kanaatindeyim kendi adıma. Cumhuriyet bir devrim süreci inşa etmiştir. Devrim süreci yarıda kalmıştır. Kendini tamamlayamamıştır. Eğer tamamlamış olsaydı büyük bir ihtimalle böyle olmayabilirdi. Daha farklı bir noktaya evrilebilirdi süreç. Daha kapsayıcı bir şey oluşabilirdi. Fakat baktığımızda bir karşı devrim süreciyle beraber bir geriye gidiş söz konusu olmuş. Ama buradaki geriye gidiş kavramları da geriye götürmüş ve bugün de maalesef geriden gelen bir kavram fetişizmi üzerine hareket ediyoruz. İslam da böyle. Yani İslam için de bu şekilde algılanmalı. İslam'ın Türkiye'de İslam'ın anlaşılma sürecinde etkin olan materyaller Nebevi, Kur'ani ve Muhammed'in materyaller değil. Burada belli aktörler üzerinden İslam anlaşılmış. Bu birçok insanın çekince duyduğu bir isimdir. Fakat hakkı söylemekten kimse çekinmemelidir. Burada başı çeken isimlerden birisi Said-i Nursi'dir. Biz Said-i Nursi gibi bir vaka yaşamışız bu topraklarda. Said-i Nursi vakasının tahlilini çok iyi yapan kitapları var piyasada. Mesela tarihçi Sinan Meydan son kitabında ondan alıntı yapmış. Benim de okuduğum bu Said-i Nursi risalelerinden Şeytan Evliyalar kitabında var bu. Tarihçi Hayat bölümünde bakınız bir ifade kullanıyor. Çok böyle dikkatle bunu izleyicilerimiz lütfen bir dinlesinler. Said Nursi diyor ki, küre-i arzın şimdiki en büyük devleti Amerika'nın büyük kuvvetiyle din hakikatlerine taraftar çıkması ve İslamiyet'le Asya ve Afrika'nın saadet ve sükunet ve müsamaha bulacağına karar vermesi. Bakınız Amerika, İslamiyet'le Asya'nın Afrika'nın sükun bulacağına karar vermiş. Öyle söylüyor kendisi. Ve yeni doğan İslam devletlerine okşaması ve teşvik etmesi ve onlarla ittifaka çalışması 45 sene evvel olan müddeayı ispat ediyor. Kuvvetli şahit olur. Kuvvetli şahit olunur. Kendisi şahitlik ediyormuş buna. Yani Amerika'nın, emperyalist Amerika'nın İslam'ın Orta Doğu'daki halkların sükun bulacağı bir araç olduğu düşüncesini. Bu doğru bir tespittir. Çok doğru bir tespittir. Ama nasıl bir İslam acaba?
Çünkü İslam'ın kendisinin ortaya koyulmadığını görüyoruz. Çok reklam olmasın da yani çok perşembe günleri yayınlanan siyasi bir dizi var. Çok bilinir böyle. Bir kahraman var. Sürekli ölür ölür dirilir. Mafya dizisi. Orada Graham Fuller'in böyle ikizi pozisyonda olan bir vatandaşa dizide şunu söylettiler. Graham Fuller'in önüne Kur'an-ı Kerim koyuyorlar. Diyorlar ki, İsrailliler diyor ki ona, biz bu adamların elinden Kur'an'ı almaya çalışıyoruz, sen vermeye çalışıyorsun. Bu iş nasıl olacak? O da diyor ki, ben onlara Kur'an'ı veriyorum ama benim düşündüğüm şekilde yorumlatıyorum diyor. Şimdi İslamiyet'in yorumlanış biçimi bu paradigma üzerine oturmuş zaten. Aynı şekilde diğer kavramlar da böyle. Mesela bugün sosyalizm kavramı, Türkiye'deki sosyalizm tartışmaları bir Soros-sosyalizm ekseninde dönüyor. Yani özgün bir sosyalizm çerçevesi çizilmiyor. Ya batı tipi bir aydınlanmacı bir sosyalist çerçeve oturtulup doğuya angaje edilmeye çalışılıyor. Yahut da özgürlük kavramını, eşitlik kavramından koparmak yahut da doğunun tarihsel kimliğinden koparmak suretiyle liberal, daha böyle kapitalizme angaje olması mümkün, kapitalizmin önünü açan bir sosyalizmi inşa edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bunun bütün kavramlar ekseninde incelediğimiz zaman olan şey aynı şeydir. Olan şey aynı şeydir. Bugün mesela bizim Türkiye'de üzerine tartıştığımız birçok hadise var. İşte anayasa şöyle olacak, bu şöyle olacak. Biz bu tartışmaların hepsini bertaraf etmemiz lazım. Şu anda aslına bakarsanız Türkiye kamuoyunun tartışması gereken yegane konu nedir biliyor musunuz? Türkiye, İran, Suriye, Arap dünyası, Asya Türkleri, bunlar aralarında nasıl bir birlik inşa edebilirler? Normal şartlar altında örgütlü saldıran emperyalizm karşısındaki mazlum ulusların öncelikle tartışması gereken şey budur. Bizim önümüze bakıyoruz. Gündemimizde 1 milyon tane madde var. Anayasa var, şu var, bu var. Bu kadar yoğunlaştırılmış bir gündemin varlığı içerisinde zaten biz bu tartışmayı yapamamamız için böyle bir gündem inşa ediliyor. Bizim yegane tartışmamız gereken şey bu. Fakat bunu da tartışamıyoruz. Neden? Bütün kavramlar emperyalizmin belirgin kıldığı şekilde tanımlanmış. Örnek verelim. İslam'ın cihat kavramı. İslam'ın cihat kavramından insanlar ne anlıyorlar? X bir programda AKP'den milletvekili olan Mehmet Metiner şöyle bir ifade kullanıyor. BOP diyor, bakınız dikkat edin, bir kanalda konuşmada BOP yani Büyük Orta Doğu Projesi bölgedeki otoriter, şimdi bu çok enteresan, bu kavramlar bugünlerde çok kullanıldığı için şey yapıyor. Otoriter, baskıcı, despot, faşist rejimleri yıkıp buralara özgürlük getirmek için var olan bir projedir. Kendisine deniliyor ki Amerikan silahıyla mı olacak bu? Amerikan silahıyla da olsa da olacak diyor. Bakınız şahsiyetini yitirmiş bir özgürlük algısıyla karşı karşıyayız. Kimliğini yitirmiş bir özgürlük algısıyla karşı karşıyayız. Doğunun tarihsel köklerinden kopmuş bir özgürlük algısıyla karşı karşıyayız. Emperyalizmin ağlarıyla girift hale gelmiş bir özgürlük anlayışıyla karşı karşıyayız. Bugün buralarda konuşmamız gereken şey daha geniş cepheler açmak. Daha kapsamlı cepheler açmak olmalı. Bu cepheler nasıl açılacak? Bakınız bir dostumla bir iki gündür tartışıyoruz bu konuyu. Bu konu üzerine çok yoğunlaştığımız için söylüyorum. Bugün İran diye bir olgu var değil mi? Şimdi vatandaşın önüne atıyorum koyuluyor. İşte belge getiriliyor. 2006 yılında Amerika'nın Dış İlişkiler Konseyi'nin yayınladığı bir raporda 2006 yılında Türkiye'de demokratik bir açılım sürecinin oluşması gerektiğini, bunu da AKP hükümetinin yapması gerektiğini ifade ediliyor. Bu raporu ben bizzat okudum, İngilizcesini okudum. AKP'nin demokratik açılım sürecinde öne sürdüğü bütün materyaller bu raporda vardı. Yani gündeme oturan materyaller. Ve bu rapor aynı zamanda bugün X bir işte Kürt siyasi temsilcisi olarak kendini tanımlayan ve demokratik özellik talebinde bulunan unsurların da taleplerini ihtiva ediyordu. O zaman şunu sormak lazım. Emperyalizm tarafından doğrudan konumlandırılmış bir anlayış, bir özerk Kürdistan düşüncesi kime yarıyor? Acaba niye böyle bir yaklaşım ortaya koyuluyor? Peki bunun ardına düşüp bu kadar bunun bayrakçılığını yapmanın manası ne? Niye bunun bayrakçılığı yapılıyor? Bakınız insanlar diyor ki ben işte totalitarizmi, otoriterizmi, bilmem neizmi, şu izmi, bu izmi bir özerk Kürdistan kurarak inşa. Hayır böyle bir şey yapamazsın. Sen bunu ancak bu coğrafyadaki bütün unsurları, bütün mazlumları bir araya getirerek bu tarz bir proje inşa ederek yapabilirsin. Türkiye'nin, İran'ın, Suriye'nin, efendim işte Orta Asya'dakilerin, Arapların, bütün bu ezilenlerin, emperyalizmin hedefindeki olan unsurları nasıl bir araya getirimi tartışmayan bir yaklaşım biçimi doğrudan emperyalizmin ağına düşmüştür. Ve
çok enteresan bir şeyden daha bahsedeceğim. Çok enteresan bir şey. Yani ben hayretler içerisindeyim. Şimdi muhtemelen bu cümleyi kullandım diye bana da öyle söyleyeceklerdir izleyen birçok kişi. Türkiye'de Kürt demek faşizm değil, Türk demek faşizm oldu. Yani Kürt deyince faşizm olmuyor, Kürt Türk deyince faşizm oluyor. Biz burada uzun süredir söylüyoruz. Kürt inkarcılığı Amerikan işidir. Amerika'nın, Pentagon'un talimatlarıyla oluşmuştur. 12 Eylül faşizminin, diktatörlüğünün Kürt inkarı Amerikan emperyalizminin oyunudur. Türk inkarı da Amerikan emperyalizminin oyunudur. Bunu anlamak lazım arkadaşlar. Coğrafyadaki, bölgedeki bütün unsurları birbirine yabancılaştırmak, düşmanlaştırmak, etnik bir problem üzerinden hareketle emperyalizmin bölgedeki stratejilerini hayata geçirmek adına yapılmış bir şey bu. Vatandaş ben Türk'üm diyor, ırkçı, faşist, totaliter, bakın bu kavram da enteresan, otoriter, totaliter. Türk olunca bu, ha, ikinci bir nokta. Bir adam ben Türk'üm deyip de ulusalcıyım dediğinde, ki benim dünya görüşümün çok içinde olan bir kavram değil. Lakin ulusalcıyım dediğinde faşist Ergenekoncu, bir adam Kürt ulus devletini inşa etmeye çalışınca faşist olmuyor. Bu kadar enteresan bir sapkınlık var. Peki sen bu projeyle, bu tezle, bu çürümenin içerisinde nasıl çıkacaksın? Ortada belirgin bir çürüme var, öyle değil mi? Katılmıyor musunuz buna? Yani Türk ulusunu savunmak, ki Türk ulusunun manası sadece Türk ırkı değil ki yani. Ben kendime Türk diyorum, tarihsel olarak böyle tanımlıyorum. Ama kanımı alıp DNA testi yapsalar belki de Arap çıkacağım. Nereden bilinebilir yani? Bunun tarihsel olarak Türk bir etnik kavrama işaret etmez ki. Türklük tarihsel olarak bir savunma müdafaa biçiminin adıdır. Haçlı'ya karşı savaşanlara Türk demiş Batılılar. Bunun adıdır, ortak bir addır. Bütün bu unsurları kapsar. Şimdi birileri, bakınız, birileri kendine Türk deyip de, Türk deyip de bölgedeki diğer unsurları yabancılaştırdığı için, ki aslında işte emperyalizm bunu yapmak istedi, başarılı da oldu, çok başarılı, yabancılaştırdığı için ortaya böyle bir şey çıktı. Aynı şey İslam için de geçerli. Birileri bunu İslam için de tatbik ettiler. Bu tatbikat çok başarılı oldu. Bugün ortaya bakıyorsunuz, dün cami çıkışında kahrolsun emperyalizm diyordu adam. Zafer işareti yapıyordu. Helal olsun. Çok başarılı bir şeydi. Ben takdir ediyorum. Bugün olsa hepsine iştirak ederim. Kahrolsun emperyalizm diyordu cuma çıkışında. Cebinde Marlboro sigarası vardı. Emperyalizmle vuruyordu. Kapitalizmi görmüyordu. Sınıf çelişkisine dahil olmuyordu. O çelişkiye dair bir sözü yoktu. E bugün bakıyoruz. Bugün ikisi de yok. Bugün hiçbiri yok. Bugün tam liberalleşmiş, serbest piyasa, işte özgürleşmek, sınırları kaldıralım diye bir şey çıktı. Şunu da söyleyip tamamlayayım. Şimdi insanları ben vicdana davet ediyorum. İrfana davet ediyorum. Akla davet ediyorum. Bakınız, Türkiye'de bu paradigmanın dışından bakan adamlara sesleniyorum. İçerideki adamlarla benim zaten işim yok. Bağnazla, körle benim ne işim var? Bir adam bir şey söylediği zaman onu etiketlemek kadar yanlış bir şey olamaz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde İslamiyet'in tutumunu ortaya koyan ve bunu tevhid olarak tanımlayan, insanlığın, daha doğrusu ezilenlerin bir aradalığına inanan bir adama bölücü diyemez kimse. Bunun bölücülükle bir alakası yok. Bugün bizim ortaya koyduğumuz proje Doğu toplumlarının tarihsel birliğini yeniden inşa etmektir. Fakat bu emperyalizmle kapitalizme karşı konumlanmalıdır. Vatandaşa diyorum ki ya kardeşim, ulusalcılık, tamam, eleştiriyorsun ulusalcılığı, bir klasik muhafazakar bir İslamcı arkadaşla konuşurken diyorum, ulusalcılığı eleştiriyorsun, tamam, güzel, eleştir bakalım, olabilir yani, eleştiriyorsan eleştirirsin, senin fikrindir, peki alternatifin var mı? Yok. Ha, bu ne demek işte, nokta bu zaten, geldiğimiz nokta bu. Anti ulusalcı olup da alternatif sunmayan herkes küreselleşme tezgahına takılmıştır, oltaya takılmış balıktır. Alternatifin yoksa sen zaten o balıksın, oltaya takılmışsın sen. Bunu yapmaya çalışıyor adamlar. Alternatifsiz bir eleştiri kültürü yaratıyorlar kardeşim. Yani bunu görelim. Adam akşama kadar yazıyor oradan. Tetikçiler gazeteden yazıyor. Bunlar faşist, bunlar şey. Ya tamam kardeşim, Allah Allah, şimdi madem böyle bir fikrin var, alternatifin var mı? Koy ortaya. Ha, ben ümmet. Ya ümmet de nasıl bir ümmet? Ekonomi politiği ne ümmetin? Sosyo-kültürel altyapısı nasıl gelişecek bunun? Mülkiyetle ilişkisi ne bunun? Toplum tabanı nasıl biçimlenecek bunun? Nereye oturtacaksın? Tarihsel kimliği nedir bunun? Nasıl olacak? Bu konuşulmuyor. Hiç konuşuluyor mu bu? Hiç gördünüz mü bir yerde? Hiçbir ekranda bu tartışma yapıldı mı?
Yapılmaz ki. Bunu istemiyor zaten. Yapılmasını istemiyor adamlar. Yapılırsa ortalık karışacak çünkü. İnsanlar düşünmeye başlayacaklar. Halbuki bu konjonktür çok iyi. Adam Kürt derse bölücü, Türk derse Ergenekoncu. Halbuki tam onlara göre bir konjonktür yaratılmış. Şimdi bu çerçeveden bakalım. Dolayısıyla ben söylüyorum. Ben bugün ulusalcılığın, bugün Cumhuriyet'in ilk kuruluş sürecinden bahsediyorum. Bir geçiş süreci olduğuna inanan biriyim. Yani ben nihai olarak, hani vardır ya herkesin bir ideal ütopyası. Herkesin vardır değil mi? Bir sosyalist neye inanır? Sınıfsız topluma inanır. Ben bir gün yeryüzündeki sınırların, sınıfların yok olacağına inanıyorum der. Ben de bir Müslüman olarak yeryüzünde ezilenlerin sınırlarının ve sınıflarının yok olacağına inanıyorum. Benim hedefim bu. Fakat bugün emperyalizm nerelere saldırıyor? Emperyalizm nereleri savunuyor? Bir bakalım buna. Acaba bu emperyalizmin medya ağında nereler parlatılıyor? Hangi sözler parlatılıyor? Hangi sözler geri plana tutuluyor? Bunları görmeden, absürt bir özgürlükçülük üzerinden, aslında cilalı bir kölelik olan bir özgürlükçülük üzerinden yargılar oluşturmak, toplumda kanaatler yaratmak, tezgaha gelmektir. Bu açılardan bakmak gerektiği kanaatindeyim. Ben Şeytan Evliyaları kitabında bunu defalarca ifade ettim. Türkiye'de siyasal İslam'ın gelişim süreci Türkiye Cumhuriyeti'ne dayanmaz. Osmanlı'ya dayanır. Osmanlı'nın son döneminde dayanır. İttihat Terakki'den beri vardır. Abdülhamit döneminde de vardır. Bugün de vardır. Evet, bu çerçevede daha genişletebiliriz. Diyeceğiz, somut diyeceğiz. Evet hocam, biraz daha daraltarak somutlayalım istersen. Şimdi bir taraftan doğal olarak 2. Dünya Savaşı'nın arkasından antikomünizmin gelişmesine bağlı olarak da demin de söylediğimiz gibi kamplaşmalar oluyor Sovyetçiler ve Amerikancılar diye. Sonuçta Sovyetçiler demin de söylediğimiz gibi dinsizlik ve vatan düşmanlığıyla suçlanıyor. Öbür Amerikan yanlıları da kendilerine işte biz dindarız, Müslümanız, vatanseveriz diyerek yorumluyorlar ve bir kamplaşma yaratıyorlar. Şimdi aslında bakıldığında olay bir yanıyla da doğrudan bu ülkede Amerikancı bir İslam'ın yerleştirilmeye başlandığını da görüyoruz. Mesela İlim Yayma Cemiyeti diye bir cemiyet kuruluyor. Hatta bugünün doğrudan yöneticilerini de ilgilendiren bir konu. Adamlar Amerika'yı tanıtmak için Amerika diye kitap yayınlıyorlar. İmam Hatip okullar açıyorlar. Hatta Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı bir konuşmasında diyor ki bu kadar diyor bir ilim yayma cemiyetinin toplantısında bu kadar okulu diyor hiçbir diyor yani dernek açamaz. Hiçbir kurum açamaz diyor. Doğru. Gerçekten de bir derneğin açabileceği bir durum değil. Bu açık ki o dönemde emperyalizmin doğrudan desteğiyle yapılan bir şey. Ama bu tartışma aynı zamanda Demokrat Parti döneminde de ciddi bir konu ama bildiğimiz gibi aslında Demokrat Parti de böyle çok keskin CHP işte Cumhuriyeti devrimleri savunuyor. Demokrat Parti de karşı durmadan değil. Karşı devrimi savunuyor ve dinciliği savunuyor gibi böyle kaba bir değerlendirme değil siz. Değil. Değerlendirmelerinizde aslında bunu açıyorsunuz da Demokrat Parti bile Atatürk'ü koruma kanunu çıkartmak zorunda kalıyor. Millet Partisi'ni işte İslamcı olduğu için kapatmak durumunda kalıyor. Bir dizi aslında İslamcı denilen yazarı tutuklanması gibi bir durumla yüz yüze kalıyor. O dönemde mücadele aslında çok sert ve gergin geçiyor. Yani sorun salt CHP ve DP mücadelesi olarak değil. Değil, evet. Bugüne yansımalarını da göz önüne aldığımızda o dönemin tartışmalarının ana temalarına nasıl açıklayabiliriz hocam? Şimdi tabii şöyle girmek lazım. Tabii kavramlar süreç içerisinde değişiyor. Yani program başından beri kullandığımız İşte ulusalcılık, milliyetçilik de Türkiye'de farklı dönemlerde farklı karşılıklar buldu. Mesela bunu şuraya getirmek için lafı söylüyorum. 1950'lerde en çok kurulan dernekler Türkiye'de komünizmle mücadele dernekleri ve milliyetçiler Federasyonu, Milliyetçiler Derneği vesaire vesairedir ve her yerde vardır. Aslında tabii işi şuraya bağlamak lazım. Türkiye'de komünizm üzerinden aslında tabii karşıt örgütlenmeler oluştu. Bu Soğuk Savaş döneminin de en önemli unsuruydu. Çünkü Türkiye'de tabii komünist var mı? Yok. Aslında şöyle yok.
tüm sosyolojik araştırmalar şunu ortaya koyuyor. Türkiye'de işte sanayi devrimi olmadığı için çok bilinçli bir işçi sınıfı söz konusu değil. Dolayısıyla sınıfsal bazda bir komünizm yok. Ama tek tük komünist aydın var. İşte Nazım Hikmet belki en önemlilerinden biri. Yine Kemal Tahir bir başka önemli isim. İşte yine Kıvılcımlı bir başka isim vesaire. Yani entelektüel düzeyde Türkiye'de çok az sayıda komünist var ama komünizmin kitlesel tabanı yok. Dolayısıyla Soğuk Savaş dönemi başladığında komünizm üzerinden politika karşıtlığı üzerinden politika üreteceklerin saldıracakları bir komünizm tehlikesi olmadığı için aslında laiklik üzerinden de gidiyor bu konu. Dolayısıyla aslında laiklik tabii Fransız devriminin getirdiği bir unsur. Tabii yine kentleşen ve sanayileşen bir toplumun özellikle ortaçağ kavramlarına yönelik mücadelesinin sonucu gelişen bir unsur. Türkiye'de işte Cumhuriyet kurulunca laiklik temel ilkelerden biri olduğunda Cumhuriyet'in kuruluşuna karşı olan kesimler bu dönemde çok ses çıkaramadılar. İşte çeşitli bir sürü nedeni var bunun. Örgütlenemediler, muhalefet hareketinde bulunamadılar. Dolayısıyla Atatürk'ün hemen sonrasında unsurlar değişince laiklik eşittir komünizm pozisyonu üzerinden bir yapay gündem üzerinden aslında Atatürk devrimlerine saldırmanın yolu komünizm eşittir laiklik üzerinden gitti ve bu giderken de tabii aslında CHP'nin içerisinden çıkan bir Demokrat Parti CHP'nin laik ve Kemalist ilkelerinden gelen bir kurucular kadrosu ama demin de ilk başta söylediğim gibi hemen alttan İslami kesimler özellikle Demokrat Parti'nin yerel örgütlerinde etkin olmaya başladılar. Dolayısıyla tabii Demokrat Parti de bir bütün değil. Onun içerisinde de çatışmalar var. Özellikle yerel örgütler içerisinde şimdi CHP işte laik eşittir dinsiz parti. Buraya yaklaşması mümkün değil zaten bu kesimlerin şu ya da bu şekilde. Dolayısıyla ne yapıyor? Şu ya da bu şekilde Demokrat Parti'ye sızıyor. Ve yerel örgütler içerisinde etkin oluyor. Şimdi çok partili bir döneme geçmişsiniz. Biraz da hani empati yapmak Demokrat Parti yöneticiler için. Oy alacaksınız. İşte CHP'nin politikaları belli bir çizgide. O zaman ne yapıyorsunuz? Biraz da ikili oynuyorsunuz. Bir tarafta gündelik hayatınızda, özel hayatınızda, dünya görüşünüzde mesela Celal Bayar örneğinde olduğu gibi çok laiksiniz. Menderes gibi, Koraltan gibi belki. Ama diğer yandan da Menderes gibi şunu da söyleyebiliyorsunuz. Siz artık isteseniz odunu da iktidara getirirsiniz. Siz isterseniz halifeyi de geri getirirsiniz. Dolayısıyla tutan devrimler var, tutmayan devrimler var. Söyleminden oy alacağı tabana da belirli mesajlar gönderiyordu belli kesimlere. Ve dolayısıyla o kesimler tabii hızlı bir şekilde 1950 seçimlerinden sonra Türkiye'nin tabii görüntüsü hızlı bir şekilde değişmiş. Mesela dini yayınları da müthiş derecede artış görülüyor ki tabii bu dini yayınlar özellikle teorik dinsel yayınlar değil yani propagandaya yönelik yayınlar çok çok hızlı bir şekilde artıyor. Yeni işte dernekler kuruluyor. İşte 1949'da CHP iktidardayken İmam Hatip okulları ilk açılıyor. Sonra Demokrat Parti döneminde İmam Hatip liselerine dönüşüyor. Bu arada devrimsel sürecin bazı kurumları ortadan kaldırılıyor. Aslında CHP de bu politikalara çok uzak değil. Aslında yapmak istiyor belki de dini o da kullanmak istiyor ama şimdi bir de şöyle bir şey var halkın gözünde. Şimdi işte bir bu işi şu ya da bu şekilde temsil eden halkla daha bir iletişim kuran Demokrat Partililer var. Yerel temsilcileri var. Bir de işte daha bir bürokratik tip CHP'li var. Dolayısıyla DP'nin politikaları
kendisine daha yakın geliyor. Tabii bir de şunu unutmamak lazım, seçim sistemi üzerinden vurgulamak gerekirse. Aslında 1950'de müthiş bir başarı da söz konusu değil, çoğunluk var. Çünkü birisi işte %53 civarında oy almış, birisi %47 civarında, yani öyle büyük bir şey de yok. Ama bu seçim yasasından kaynaklı meclise yansıyan milletvekili sayısındaki o müthiş azlık ve çokluk tabi sanki 1950 seçimlerini bir başka zafer gibi gösterdi. Tabi bu arada Demokrat Parti de bu muhafazakar gelenekçi tabanı kaybetmemek için zaman zaman dinsel unsurları alabildiğince kullandı. Zaman zaman da çok aşırıya gidildiğinde bunları işte şu ya da bu şekilde cezalandır. Mesela kendi milletvekillerinden de partiden ihraç ettikleri vardır. İşte zaman zaman mesela Necip Fazıl bunun belki en iyi örneklerinden biridir. Menderes'le ilgili müthiş şekilde övgüler düzerken hatta ölümünden sonra da müthiş şiirler yazdı. Yine Büyük Doğu dergisini çıkarırken İslam adına mücadele ettiğini söylerken, mesela o da 1952'de Yalman'a yapılan suikast nedeniyle tutuklandı, başkaları da tutuklandı. Ama bu biraz da şöyle yorumlanabilir belki, Demokrat Parti yöneticileri kendileri gerçekten laikliğe ve Atatürk ülkelerine bağlıydı ama yerel yöneticileriyle, büyük bir çoğunluğuyla muhafazakar geleneksel İslami ya da dinsel unsurları kaybetmemek için devrimlerden önemli ölçüde geri adım attılar. Karşı devrim demek değil ama epeyce bir geri unsurları getirmeye çalıştılar ama diğer yandan da aşırı eylemlerinde şu ya da bu şekilde düzeni korumak adına önünü aldılar. Mesela 1950'lerde işte belli tarikatlar Atatürk heykellerine saldırmaya başlamıştı, kırıyorlardı. Özellikle bir iki işte dinsel gruplar o eylemlere başladılar. İşte Süleymancıların farklı eylemleri vardır. Nurcular o dönem ilk defa etkin olup kamuoyunda çok öne çıkmaya çalıştılar. Ama mesela Demokrat Parti sizin de belirttiğiniz gibi Millet Partisi'nin bu demokratik sistemde oy kazanıp kendine rakip olmaması nedeniyle mesela irticai faaliyetlerinden dolayı gerekçe gösterilerek mesela Millet Partisi kapattırılmıştır ki aslında Millet Partisi'nin Demokrat Parti İrtica gerekçesiyle herhalde ilk kapatılan parti de olmalı. Evet ve aslında kurucular arasında irtica denemeyecek aslında Kemalist devrimlerle ilgili kitapları olan çok önemli o dönem üniversitede hocalar da var o partide. Daha doğrusu hem öyle bir yapısı var hem de daha geleneksel yapısı var ama sırf oy kaybetmemek için, oy tabanını oraya kaptırmamak için mesela bu gerekçeyi kullanarak kapatmıştır. Ama tabii bunu asıl iç politikaya değil de Soğuk Savaş dönemine bağlamak gerekir. Niye bu dinsel unsurlar kullanılıyordu? Çünkü şöyle bir algılama vardı. Ne kadar insanları dine yöneltirseniz, gündelik dine yöneltirseniz, belli dinsel işte pratiklerle oyalarsanız bu kadar çok oy alacaksınız ve aynı zamanda kitlelerin işte sola, komünizme kaymasını önleyeceksiniz. Dolayısıyla bu da Amerikancı politikalara müthiş şekilde destek anlamına geliyor. Çünkü Demokrat Parti'nin temel bir iki tane sloganı var. Mesela bir tanesi liberalizm adına her mahallede bir milyoner. Bugün bir anlamı yok ama o dönem çok anlamlıydı. İkincisi de Türkiye'yi küçük Amerika yapmak. Dolayısıyla önüne koyduğu Demokrat Parti iktidarının örneği Amerika'dır ve küçük Amerika yapmak. Yani nasıl emperyalist bir ülke yapacaklardı onu tabii ifade etmek zor ama örnek Amerika'ydı. Dolayısıyla Soğuk Savaş döneminde ne kadar çok işte komünizm geliyor dediğinizde bu kadar çok yardım alacağını hesaplıyordu, düşünüyordu. Bunu kullanıyordu. Hatta daha da ileriye giderek mesela daha sonra tabii bunlar 1960'lardan sonra ifade edildi. Örtülü ödenekten bu işte milliyetçi muhafazakar İslamcı dergilere
yardım yapıldığını, özellikle mesela Necip Fazıl burada herhalde yine simge isimlerden biri. Birçok dergiye yardım yapıldığı söylenir ki onlar sonra belgelendi. Ve bu komünizmle mücadele dernekleri, milliyetçi dernekleriyle vesaire orada tabii şey yapıldı, özellikle Amerikancı politikalara hizmet edildi. Tabii bu dış politikaya da yansıdı. Mesela Orta Doğu'daki çeşitli Arap ülkelerinde biraz işte Nasırvari rejim değişikliklerinde en fazla Türkiye müdahale etmek istedi. Mesela bugün nasıl ki Suriye konusunda ve bazı Arap ülkeleri konusundaki bu işte Arap Baharı hikayesindeki süreci günümüzün iktidarı nasıl ki çok farklı kanallarla yaklaşıyorsa, bugün de Demokrat Parti iktidarı özellikle biraz işte sosyalist rengi olan Baas tipi yapılanmalar önünde en büyük engel oluşturmaya çalışıyordu. O oraya da yansıdı. İşte mesela bu dönem öne çıkan bir sürü yazar, çizer, sosyolog, düşünür oldu. Mesela konumuzun dışında ama şöyle bir şeye de girmek lazım burada. Mesela Türkiye'de 1940'larda işte Behice Boran gibi, Niyazi Berkes gibi biraz Amerika sosyolojisini de getiren ama aynı zamanda mesela belki Berkes'te yoktur, Behice Boran'da vardır. Marksist söylemleri vesairesi olduğu için mesela onlar 48'de üniversiteden atıldılar. Başka isimler de var. Mesela Muzaffer Şerif var vesaire. Pertevna Ali Boratav var. Onlar atıldı, onların yerine daha milliyetçi, muhafazakar isimler öne çıkmaya başladı. Mesela bu isimler üzerinden bile dönemi okuduğumuzda bu Soğuk Savaş döneminde hızlı bir şekilde Amerikan politikalarına nasıl kayıldığını çok net gösteriyor. Hatta bilim anlayışında müthiş değişimler ortaya çıkıyor. Bunlar da bu isimler üzerinden konuşmak gerekir. Yani Demokrat Parti yöneticilerin belki şöyle bir cümleyle bitireyim. Kendileri belki de işte İslami unsurlara, gündelik İslami hayata çok inanmasalar da bunu işte uluslararası politikada Amerika'ya yaklaşmak, Amerika'dan yardım almak, Amerika'nın bölgedeki emperyalist çıkarlarını temsilen de dini unsuru bu şekilde kullandılar. Hocam orada bir şey sorayım, istersen sonra da açabiliriz de. Şimdi birincisi yaygın bilinenin tersine bu Arapça ibadet konusuna dönüş Demokrat Parti'nin gelmesinden sonra sırf Demokrat Parti'nin girişimiyle olmuyor. CHP de buna destek veriyor. Yani mesela CHP'nin bu konuda desteği pek söz konusu edilmez. Bu Demokrat Parti'nin girişimi gibi gösterilir ama aslında beraber yapıyorlar. İkinci bir nokta da siz o dönemi mesela kamplaşmalarını belirtirken diyorsunuz ki o dönemin kutuplaşmalarına layık. Arapça ibadete dönüş, yani Arapça ezanı mı kastediyorsunuz? Ezanı, evet. Mesela bu CHP ve Demokrat Parti'nin beraber kararıyla gerçekleşiyor 1951 yılında. Bu konuda söyleyeceğim şeyler var çünkü. Tamam. Yani. Ona değinirsiniz. Bir kutuplaşmaya değineyim de onun aslında aynı zamanda sen de o konuya değinebilirsin. Mesela diyorsunuz ki o günkü kutuplaşma şunlarda ibadet. Laik, batıcı, modernist milliyetçiler var. Evet. Laik, batıcı, muhafazakar milliyetçiler var. Bir de batı karşıtı İslamcılar var. Şimdi, evet, batı karşıtı İslamcılar var o dönemde. Ama bugün bakıldığında aslında yani o günden bugüne evrildiğinde aslında epi bir İslamcılığın nasıl da dönüşüme uğradığını, bugün aslında gerçekten de Batı karşıtlığının neredeyse gerilere itilerek doğrudan batıcı bir İslam anlayışının geliştiğini de görüyoruz. Bu değişimi nasıl açıklanabilir? Yani evet, ya Batı karşıtı aslında anti-emperyalist bir İslamcı çizgi de var. Yani o biraz daha yerli. Batı'yı biraz da belki İslami yorumlarla işte kafir gören, işte Batı'nın hiçbir zaman Müslüman dünyasına, Türkiye'ye yararı olmayacağını gören belli bir yerli çizgi vardı tabii. Süreç içerisinde bu çizgi müthiş şekilde değişti ama asıl değişme tabii herhalde 80'den sonra, 12 Eylül askeri darbesinden sonraki süreçte ortaya çıktı ve tabii bu
ılımlı İslam söylemi aynı zamanda tabi Amerikan politikalarına hizmet eden bir söylem olarak ortaya çıktı ve o söylem içerisinde işte kapitalist dünyadan, bu dünyanın nimetlerinden millet pay aldıkça, yararlandıkça da işte yavaş yavaş o sürecin içerisine dahil oldu ve bugün hiçbir şekilde İslamcı diyebileceğimiz, muhafazakar diyebileceğimiz hiçbir kesim bu payın dışında kalmadı. İşte bakıyorsunuz ki işte bir başka yerlerden gelen işte bu cemaatler, tarikatlar, şunlar bunlar bile işte Amerika'dan artık ülkeyi oturuyor, oradan yönetiyor, oradan buraları biçimlendiriyor ve belki Sovyetleri işte Yeşil İslam Kuşağı'yla kuşatma projesi diye başladı. Sonra Sovyetler çöktükten sonra bu biraz daha dönüştürüldü. Bunu belki şöyle de görmek lazım. Yani ulusal ya da doğu bilinci olmayan, kendi bir şey ifade etmeyen insanlar, kitleler, gruplar, cemaatler, düşün ürettiklerini söyleyenler aslında emperyalizmden ufak paylar alarak, ki bu da bir yöntemdir. Yani şunu unutmamak lazım ki emperyalizm herkesi ele geçirmek için farklı yöntemler kullanabilir. Yani bir yerde mezhepçilik yapabilir, bir yerde ulusalcılık bile yapabilir, bir yerde daha yerel bölünmeleri temele getirilebilir. Onu çok iyi araştırarak nerede niye işleyeceğini bilimsel yöntemlerle, yollarla ortaya koyup bir yerde işte küçük grupları çatıştırırken diğer yerde kendi çıkarına ise onları birleştirebilir falan. Bunun aslında emperyalist ülkelerin işte 16. yüzyıldan günümüze kadar bu emperyalist politikaları, işte eskiden Marksistler ne derdi? İşte bizim gençliğimizde, üniversitede, lisede kaba emperyalist yöntemler vardı, sömürü yöntemleri vardı, işte karşınızdaydı falan. Bugün öyle bir şekle geldik, işte herkes ucundan, köşesinden, şurasından, burasından bir yerlere bulaştı ya da bulaşmayan sayısı çok az. Dolayısıyla sessiz çoğunluk sahipsiz kaldı. Nemalanınca da yavaş yavaş bunun içerisine bir şekilde dahil edildi. Mesela Abdülhamit'in çok önemli bir sözü var. Belki işte satın alınamayacak kişi yoktur gibi bir şey diyor. Belki şu, siz nasıl alacağınızı bilirseniz alırsınız. Yani birisinin değeri işte 10 milyon dolardır, birisinin belki 100 milyon dolardır gibi. Onun için bu yerli düşünce ifade eden, anti-emperyalist olan önemli kesimler de bugün aslında Amerika'nın bölgedeki bu neo-emperyalist ya da cilalanmış, boyanmış emperyalist yöntemlerin yansıması gibi bir noktaya geldiler. Evet. Ve ondan yararlanıp iktidara ortak oluyorlar. Çünkü şunu unutmamak lazım ki kendi gücünüzle iktidarı elde edemiyorsanız, işte dünyada ve Türkiye'de görüldüğü gibi Amerika'nın bir şekilde etkisiyle iktidarın ortak oluyor. Yani bunu aslında birçok parti için de söylenebilir. Yani bugün bile mevcut iktidardan rahatsızlık duyanlar yine işte şöyle olsa ama Amerika'da şunu yapsa da bu sefer biz gelsek diyenler de az değil herhalde. Doğru. Teşekkür ediyorum hocam. Yani biz bunu sorular da değerlendirmeler de gelmeye başladı. Eren, bu konuya ilişkin senin değerlendirmelerini de alacağım ama bir ara vermemiz gerekiyor. Tabii, aradan sonra müsaadenizle. Tamam. Pazar günü ben tam ona Uğur Mumcu Mahallesi Kartal, arkadaşlar da herhalde alttan dönüyorlar. Uğur Mumcu Mahallesi Kartal Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi YKYM. Burada saat 4'te bir konferansta olacağım. Rahmetli Uğur Mumcu ile alakalı bir konferans. Orada bir konuşma yapacağız. Tiyatro da varmış. Zannediyorum bu Deniz Gezmiş ile alakalı bir tiyatro. Bizi de çağırdılar. Biz de buraya iştirak ettik. Orada olacağım. Uğur Mumcu Mahallesi Kartal. YKYM'de. Telefon numarası 542-413-63-78. 0542-413-63-78. Bu numaradan bilgi alabiliyorlar. Onu da duyurmuş olayım.
Reklamdan sonra devam ederiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Ve tekrar herkese iyi geceler. Bu bölüme geçmeden önce sorular içerisinde üzerine durulan iki konu var. İsterseniz o konuda bir açıklama yapayım. Birincisi, Yılmaz Bey neden yok, öğrenmek istiyoruz, ekranlarda görmek istiyoruz diye okuyucularımızdan mesajlar geliyor. Daha önce de açıklamıştık. Yılmaz Üdek hocamızın işi nedeniyle bir kursa katıldığı için bu programlara katılamıyor, zaman ayıramıyor. Bir süre ekranlarda uzak kalacak ama o iş durumuna ilişkin düzelme olduğunda tekrar ekranlara dönecek. Bu konuda tekrar bunu söyleyelim. İkinci bir nokta, mesajlar içerisinde neden erken saate alınmıyor diye sürekli bir soru geliyor her dönemde. Bu evet, artık internette de çok yoğun bir şekilde soru var. Bizimle ilgili bir konu değil. O bu bizim doğrudan, inisiyatifimizin evet, çok dışında kalan bir durum. Onu izleyicilerimiz kanala telefon açarak bu durumdaki şikayetlerini bildirmeliler. Şimdi bana çok yoğun bir şekilde mail yoluyla, internet aracılığıyla bu geliyor. Şimdi açıkçası tabii ben de isterim daha erken bir saatte olmasını ama kanalın belirlediği bir saat, bunu kanala iletmeleri daha etkili olacaktır. Biz zaten bunu iletiyoruz. O da daha etkili olur yani. Evet. Şimdi sorularla istersen devam edeyim. Sevgili Eren, senin konuşmana geçmeden önce bir soru var. Profesör Doktor Recep Seymen'in İstanbul'dan sorusu. Hristiyan dinine göre diyor Hazreti İsa Tanrı'dır, erkek olarak dünyaya gelmiştir. Bununla ilgili nasıl bir açıklama yaparsınız diyor. Evet. Bir soru bu. Diğer bir soru Sabiha Özel Kayseri'den sormuş. Alak suresi birinci sure olması gerekirken neden 90. sırada? İniş sırasına göre sormuş. Değil tabii o tertipler. Hı-hı. Yani o kitap tertipleri iniş sırasına göre yapılmadığı için. Anladım. ABD İsrail zulmüne ses çıkarmayan tüm Müslümanları kınıyorum demiş. Kendini de dahil olmak üzere demiş. Bir de değerlendirme yapmış. Kendisi niye acaba öyle şey? Demek ki kendisini de pasif görüyor ki izleyicimiz kendisine de eleştiri yöneltiyor. Bu çok büyük bir erdemdir aynı zamanda. Tabii. Bu da bence de evet. Diğer bir değerlendirmede Bekir Gökçe İstanbul'dan, İslam ülkeleri arasında işbirliği olsaydı ABD Fransa emperyalizmi Kara Afrika'ya girebilir miydi diye sormuş. Bir diğer değerlendirmede Demokrat Parti politikaları dini sentezle beraber ekonomik sentezle de ülkeyi çökertmiştir. Örneğin uçak fabrikalarının kapanması, 2 otomobil fabrikasının kapanması, 3 NATO'ya girilmesi. Onunla ilgili 4... bir şey söyleyelim. Bir Sinan Meydan bir kitap yazıyor bildiğim kadarıyla. Akıllı projeler diye herhalde. Şimdi ismini tam bilmiyorum ama İşte ilk dönem Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki bu projelerden bahsediyor. Ben biraz bir şeyler istişare ettik. Çok şaşırdım. Yani hiç böyle şeyler bilmiyordum açıkçası. Cumhuriyet'in ilk döneminde çok ilginç şeyler yapılmış. Mesela bir yüzer gemi projesi falan yapılmış. Bütün dünyada kıyı ülkelerine gitmiş. Orada burada yerli ürünleri tanıtmışlar, yüzen fuar. Benzeri şeyler. Birçok proje iptal edilmiş. Yani sadece uçak değil. Birçok proje var. Yüzlerce proje var. Onu belirtmek istedim. Yani emperyalistlerin kafasıyla düşünmezsen proje üretilebiliyor. Yani bir yanda da bunu görüyoruz. Evet. Kore'ye asker çıkartılması demiş. Köy enstitülerinin kapanması, Marshall yardımı ve Suriye-Türkiye sınırının mayınlanması da bu dönemin politikalar içerisinde demiş. Kenan Şahin Kocaeli'den, her çağın Yezidi vardır. Zamanın Yezidi bitmez. 50. yılından bugüne kadar bu duruma geldi. Koruma kurulu değil, Cumhuriyeti bitirme kanunu getirdiler. Memleket bu hale geldi demiş. Hüseyinler de bitmez. Yani endişe duymamak lazım. Yezidler varsa Hüseyin de çok. Ondan da korkmamakta yarar var diye düşünüyorum. Evet, yani bu soruları bekliyoruz. Okumaya da konuklarımıza sormaya devam edeceğiz. Sevgili Eren, bu aynı zamanda sorulardan da çıkan şu evet, ki yani insanlarımız aslında bir taraftan mevcut durumda pasif durumu eleştiriyorlar.
Evet. İslam'ın kendi özüne dönmesi gerektiğini, bu konuda bir direniş sergilemesi gerektiğini düşünüyorlar. Ama demin siz de söylediğiniz gibi Büyük Orta Doğu Projesi gibi kapsamlı bir projede aslında İslam'ı dönüştürmeye çalışıyor. Zaten epey bir dönüştürmüş ama daha fazla dönüştürmeye çalışıyor. Dolayısıyla buradan bakıldığında emperyalizme karşı bir İslami duruşun sergilenebilmesi için nasıl bir yöneliş içerisine girmek gerekiyor? İnsanların bu umutsuzluğu nasıl giderebiliriz? Şimdi bakınız, sence bu alanda yazan çizen insanlar sayısı artıyor ama tam zıttını yazan çizen insanların sayısı daha fazla. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir sohbette bir yerde şunu söyledim. Pardon, oradan sözüne başlamadan bir şey de söyleyeyim. Deminki konuşmaların aslında bana şöyle bir çağrışım yarattı. Emperyalizm öyle bir saldırı içerisinde oluyor ki insanları gerçekten de Türk ve Müslüman olduğuna pişman etmek istiyor. Ve bir kısmı da bu insanlar buna çanak tutuyor yani. Buna katılıyorum. Ya. Buna katılıyorum. Mesela ben daha böyle yaşımın yani 10-15 yaşlarındayken Türkiye'de böyle bir konjonktür yoktu. Tersinden bir konjonktür vardı. Evet. O zaman da Allah diyeni gerici ilan eden bir konjonktür vardı. Yani Allah, Kur'an, İslam düşüncesi antilaiklik olarak algılanırdı. Şimdi bu da emperyalizmin yarattığı bir paradigmaydı. Çünkü neden sonuç ilişkisi içinde bütünlükçü bir bakış açısıyla baktığımız zaman bugünü yaratan bir paradigmaydı. Yani bugünün oluşması için oluşturulmuş bir paradigmaydı. Tamamen zıttıyla kaimdir süreçler. Şimdi bugün baktığımızda da bugün tam tersi var. Ciddi anlamda bir dezenformasyon süreci var. Dünün mücahitleri bugün müteahhit oldular. Aslında hep müteahhitlerdi de maskeleri düştü. Gerçek yüzleri ortaya çıktı. Çünkü hakim sınıf, egemen sınıfın tabanını oluşturan zümre bunlar oldu. Bunlar bir anda sınıf atladılar. Hakimleştiler, çoğaldılar ve bir anda ortalık değişti. Şimdi bakınız, şuradan başlayacağım özellikle o ezan meselesiyle alakalı. Şimdi ezan-ı Muhammed'in dilini tartıştık burada biz. Ruhunu hiç tartışmadık. Ezan-ı Muhammed'in dilini tartıştığımız için bir yere varamadık zaten. Türkçe mi yapalım, Arapça mı yapalım? Şimdi ezan-ı Muhammed'i böyle tartışılmaz. Ezanın karakteri farklıdır. Şimdi bunu zaten şunu da söyleyerek açalım. İslam fıkhında namaz içtihada kapalıdır, ezan içtihada açıktır. Onu tartış, o ayrı bir konu. Çünkü ezan namaz farzdır, ezan farz değildir. Fakat bu usuldür. Ezan bana sorarsanız orijinal dilinde okunmalıdır benim fikrim. Bu hiçbir şeye zarar vermez. Ne insanlığın diline, dinine zarar verir ne de başka bir şeye. Fakat şu tartışılmak durumundadır. Bakınız, Hazreti Peygamber ezanı billur sesli bir sahabeye okutmamıştır. Peltek bir sahabeye okutmuştur. Şeyi söyleyemeyen bir sahabeye okutmuştur. Bilal Habeşi'yi okutmuştur. Şimdi bu Bilal Habeşi'ye şeyi söyleyemeyen Bilal Habeşi'yi okutmasının sebebi şudur. Bilal Habeşi en ezilen sınıfın en ilerideki temsilcisidir. En sembol köledir. Dolayısıyla biz ezanla tabanda sınıf ezilenler arasındaki bu somut ilişkiyi kurmadığımız sürece bunun ister dili Türkçe olsun, ister Göktürk alfabesici olsun ne anlamı var? Yani bugün bizim Türkçe ezanın okunması talebinde olan arkadaşlarımız da eğer bu çerçeveden bakmıyorlarsa zaten bu ezanın bir anlamı yok ki. Yani, önceki programlarda da bir izleyicilerimiz soruyorlardı. Neden Hazreti Muhammed bir köleye okutmuştur diyorlardı. Açıklaması bunun sırrı aslında budur. Başka bir anlamı yoktur. Şimdi evet. Hatta peygamber bunu söylediği zaman peygambere diyorlar ki, Hazreti peygambere, Bilal peltektir. Şeyleri söyleyemiyor. O da diyor ki onun sesi şey gibidir diyor. Boş verin onun şeyi söylemesi önemli değil. Estedvenna diyor. Ama oradaki amaç farklı. Niyet farklı. İslam'ın ruhunu ortaya koyuyor orada. İslam'ın devrimci karakterini ortaya koyuyor. Bizim mabede çağrımız bir kölenin ağzındandır. Şimdi bir örnek daha vereyim. Ben bugün yazdım bunu. Aydınlık Gazetesi'ndeki köşemde sendika meselesiyle ilgili bir yazı yazdım. Şimdi bu İslam toplumunda isimleri de vereyim. Ali Bardakoğlu, Diyanet İşleri eski başkanı değil mi? Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak tanımladığı Diyanet'in başkanı. Ali Bardakoğlu X bir söyleşinde sendikacılığın İslam'a uymayacağını söylüyor. Bakıyoruz cemaat liderlerinin çoğu böyle. Şimdi bakıyoruz böyle bir şey olabilir mi? Baktığımda şunu görüyorum. Musa aleyhisselam İsrailoğullarını Mısır'dan çıkartmak istediğinde Firavun izin vermiyor. İzin vermiyor. Çıkamazsınız diyor.
Niye izin vermiyor? Hepsi anarşist olmuş Firavun'un deyimiyle. Çıksınlar kurtul. Adamlar ülkeyi yozlaştıracaklar Firavun'un nezdinde. Neden hiç izin vermiyor biliyor musunuz? Çünkü Musa'nın İsrailoğulları hareketi sendikal bir harekettir. İş gücü demektir. Ucuz iş gücüdür. Firavun varlığı ucuz iş gücüne dayanıyor. Onlar giderse sanayisi çökecek. Bütün ticareti çökecek adamın. Üretimi bitecek. Bundan dolayı izin vermiyor. Yani Hazreti Musa'nın hareketi bugünün deyimiyle sendikal bir harekettir. İşçi tabanını örgütlemiştir. Ezilen taş ocaklarına çalıştıran işleri örgütlemiştir. Ve şunu söylemiştir. Bizi bırak gidelim. Gitmezsek seninle mücadele edeceğiz. Buna rağmen izin vermemiştir. Gidemezsiniz. Çıkmasını yasaklamıştır onların. Şimdi İslam'ı sen nasıl sendikal mücadelenin karşısına koyarsın? İslam'ın her yerine girmiş bu adamlar. Her alanda enteresan fetva veriyorlar. Grev kırıcılık yapıyor adamlar. Sendika yoktur, grev haramdır diyor. Olacak şey mi ya? İşçi hakkını savunmayan şu ayeti inkar etmiştir. Lil insane illa ma seya. İnsan için ürettiği dışında bir şey yoktur. Şimdi bu önemli bir şiar. Gelelim diğer bir şiara. Tabii bu kavramlar yozlaştı. Genelde ılımlı İslam üzerinden hareket ediyoruz. Ilımlı İslam elbette zamanın çiyanıdır. Önemli bir çiyandır. Ilımlı İslam olmaz zaten. İslam'ın ılımlısı falan söz konusu olmaz. Kavramın özü moderate İslam'dır. Uysallaştırılmış İslam. Batı İslamlar o kadar korkuyor ki onu uysallaştırmaya çalışıyor, dizginlemeye çalışıyor. Korkunun nedeni nedir? Haçlıdır. Haçlı'ya karşı bizler Allah Allah diyerek saldırdık, başarılı olduk. Bugün de Haçlı bize Allah Allah diyerek saldırıyor işte. Yöntem basit. Haçlı baktı ki biz Allah Allah diye saldırıyoruz, başarılı oluyoruz. Demek ki biz de Allah Allah dememiz lazım dediler. Şimdi onlar da Allah Allah diyerek saldırıyorlar. Tezgahın kökü bu. Buradan bakarsak görürüz meseleyi. Ama bu sadece İslam üzerinden gelişmiyor ki. Bu ülkede ılımlı İslam var. Ilımlı İslam demek, emperyalizmin kontrolünde İslam demek. Bakın şimdi bu var. Ama İslam'ın kendisi ılımlı falan değil. Ilımlı sosyalizm var. Değil mi? Ilımlı sosyalizm var. Ilımlı milliyetçilik var. Ilımlı kemalizm de var. Yani batıya entegre olmuş, batıyla kavgası olmayan her ideolojik unsur ılımlıdır zaten. Zaten bunlar ön plana çıkartılarak bir şekilde burada siyasi bir çatışma süreci inşa edildi. Yani burada insanları parçalamak için kendilerine eklemlenmiş olan unsurlar öne çıkarttılar. Mesela örnek. Orta Doğu projesinin bir amacı da bölgede radikalizmin önlenmesi deniliyordu. Aslında evet, radikalizmden bu. Kasıt bakın. Onların legalite kavramlarıdır. Bunlar legalite onların sistemiyle kavga etmemektir. Emperyalizmin legal olarak tanımladığı, üzerine kırmızı çarpı koymadığı unsurlar kendileriyle kavga etmeyen unsurlardır. Kendileriyle kavga edenler radikaldir, antidemokrattır. Kim olursa olsun. Şimdi mesela örnek üzerinden yine hareket edelim. Bugün 1949 yılında Fulbright Anlaşması diye bir anlaşma yapılmadı mı bu ülkede? Bu anlaşmaya göre bunu birçok insan biliyor. Ortadadır. Çok açıktır. Bu anlaşmayı yapan kim? Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? İsmet İnönü değil mi bu anlaşmayı yapan? Fulbright Anlaşması'nın karşı muhatabı kim? 8 kişilik bir komisyon. Bunlar eğitim sistemi üzerine çalışmalar yapıyorlar. İşte müfredat belirliyorlar falan filan. 4'ü Türk, 4'ü Amerikalı. Eğer bunlar arasında ittifak olmazsa Ankara'nın Amerikan Büyükelçisi karar veriyor. Bu anlaşma İhanet değil mi? İşbirlikçilik değil mi? Kim yaptı bunu? Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. Şimdi bunu alıp da Cumhuriyet'in kuruluş kadrosuna atfetmek yanlıştır. Bugünkü işbirlikçileri alıp da Hazreti Peygamber'e atfetmek kadar yanlıştır. Aynı anlaşma bugün de sürüyor. Yani. Sürüyor işte. Hem de İslam. Kim itiraz etti? Mecliste bakıyoruz şimdi. CHP AKP'ye, AKP CHP'ye muhalif. Ben bunlara ihtilafsız muhalefet diyorum. Hangi konuda ihtilafları var bunların? Amerika konusunda ihtilaf yok. Piyasa konusunda ihtilaf da yok. AB konusunda da ihtilaf yok. Bu ne ihtilaf ne peki? Özelleştirme konusunda da bir... Hiçbir ihtilaf yok. Demek ki ortada bir iktidar kavgası var. Bir ihtilaf yok. İktidar kavgası var. Türkiye'yi devletin malı, deniz, yemeyen domuz felsefesiyle yönettiler yıllarca. Halen daha böyle yönetiliyor bu ülke. Kaynağın başını ele geçirme savaşı var. Son olarak şunu da söyleyeceğim ve bunu kapatmaya çalışacağım. Tabii ki kötü örnekten dolayı Hazreti Peygamber'i nasıl biz karalayamayacaksak Cumhuriyet'in kurucu kadrolarında ki birkaç tanesine karşıyım, o ayrı bir konu.
Yani mesela Mustafa Kemal'in nezdinde Cumhuriyet'in önderlik ismi, bunun nezdinde bir şaibenin oluşturulmasının da kasıtlı olduğu kanaatindeyim. Bakınız yani bu kötü örnekler üzerinden Mustafa Kemal'in kişiliğini hedef almanın da kasıtlı olduğu kanaatini taşıyorum. Bu da kasıtlı bir projedir. Neden biliyor musunuz? Çok daha enteresan bir şey söyleyeyim. Dünya görüşü ne olursa olsun, efendim batıcı da diyorlar, aydınlanmacı diyorlar falan filan, birçok yönü bunu yalanlıyor da, İslam'ı emperyalizm karşısında konumlandıran, efendim bugün iblis dahi olsa, yeryüzüne gelip iblis dahi olsa, batı onu tehlike olarak algılar. Kim olursa olsun. Mustafa Kemal, ki onu böyle bir mukayesenin içine sokmayalım, İslam'ı emperyalizmin karşısında konumlandırmıştır. Somut olarak. Ama batı için bu çok büyük bir tehdittir. O zaman ne yapacağız? İslam'la emperyalizm bunun nezdinde bir araya geliyorsa, ayıracağız bu ikisini. Başka yolu yok. İşte Irak'ları saydıracağız millete. Kafir, münafık ilan ettireceğiz. Yöntem bu. Burada muhalefet buradan gelişti. Ha bunu birileri de çanak tuttu. Laikliği Allah'a küfretmek zannettiler. Laikçilik oynadılar. Laikçilik oynadıkları için böyle bir sorun ortaya çıktı. Bu dolayısıyla çok daha böyle geniş kapsamlı incelenmek durumundadır. Ve gelmek istediğim nokta şuydu, onu es geçiyorum. Emperyalizmle kavga edip de kapitalizme sınıflı bir kapitalist toplum algısıyla problemi olmayan bir anlayış da sistem için sorunsuz bir anlayıştır. Ve sistem bunu her zaman tercih eder. Çünkü neden diyeceksiniz? Her zaman için kendi içinde tutarsız bir tavır ortaya koymuş olur. Bu tutarsızlıktan beslenmek suretiyle zaten yeni bir süreç inşa eder. Yani şöyle tanımlayalım. Ben emperyalizme karşıyım ama benim ekonomi, politik ve tarihsel bir bakışım yok. Ben Batı aydınlanmacılığı, Batı merkezcilikten olayı tanımlıyorum. Bunun da çağdaşlık olduğu kanaatindeyim. Yani modernizmle anti-emperyalizmi yan yana getirmenin sorunu olarak görüyorum. Modernizm, kariyerizm, konformizm gibi kapitalist dürtüleri bir araya getirip anti-emperyalist olma hezeyanının yarattığı bir çerçeveden bu ülkede bir süreç inşa edildi. Emperyalizmin siyasetine karşı çıkarım ama felsefesini benimserim. Karşı çıkmam. Siyasetine karşı benimserim. Çıkarım. Benimserim. Felsefesini de benimserim. Çok güzel bir tespit yaptınız. Emperyalizmin siyasetine, bunun nedeni ne biliyor musun? Emperyalizm gelip de derenin başını tutarsa aç kalırım. Bunun nedeni bu. Adam derenin derdinde. Ama bakınız, bütünlükçü bir bakış açısı içerisinde emperyalizmin siyasetine de felsefesine de karşıt konumlananlar da bu ülkede hep ötekileştirildi. Bilmem neci denildi, içeri alındı. Bilmem neci denildi, öldürüldü. Bilmem neci denildi, idam edildi. 24 yaşındaki adam tehdit olarak algılandı bu ülkede ya. Deniz Gezmiş'ten bahsediyorum. Sapına kadar tevhid işi yapmıştır. Kur'an'la çelişen tek bir hareketi yoktur. Tek bir hareketi yoktur. Mahir Çayan da aynıdır. Şimdi bunların hepsini tehdit olarak gördüler. Neden? Emperyalizmin siyasetine ve felsefesine eş zamanlı ve eş güdümlü karşı konumlandığınız anda siz bir tehlikesiniz. Bugün de maalesef bu sorunu yaşıyoruz. Yani Türkiye'de etkin bir muhalefet var mı? Var ama bastırılmış, tecrit edilmiş, ötekileştirilmiş, yaftalanmış falan filan. Ve şunu da tekrar yineleyelim. Çok sık gördüğüm için çok büyük rahatsızlık duyduğumda belirtmek istiyorum. Son olarak bunu tekrarlayacağım. Sık görüyorum her yerde. Adam çıkartıyor, işte Cumhuriyet'in kuruluş dönemine dair bilmem ne belgesi çıkartıyor. Şimdi bunu da işte iktidar partisi yapıyor. İşte efendim Cumhuriyet şunu yaptı. Sen ne yaptın? Sen hiçbir şey yapmadın. Sütten çıkmış ak kaşıksın sen. Maşallah Cumhuriyet'in pisliğini temizliyorsun. Bunun üzerinden Mustafa Kemal'e saldırmayı meslek edinmişler. Bununla besleniyorlar. Yıllarca Mustafa Kemal düşmanlığı üzerinden var oldular bunlar zaten. Bir tarafta da Mustafa Kemal'le Allah'ın yerini değiştirme mantalitesi üredi. İşte bakınız, diyalektik okuma böyle olur. Birbirinin zıttını yaratıyor bunlar. Biri başka bir muameleye tabi tutuyor, öbürü Allah yapıyor. Bu iki yaklaşımın ikisi de emperyalizmin istediği bir yaklaşımdır. Tıpkı şuna benzer. Sen Kürt yoktur diyeceksin, bana bağımlısın. Sen de bana bağımlısın, Kürt'e gidip o kendi yalnızlaşan Kürt'e sahip çıkacaksın. 12 Eylül'e inkar ettirecek, PKK'ya da sahip çıktıracak. Ama sistem bu. Bu diyalektik üzerinden okumadığımız sürece Türkiye'yi anlayabileceğimiz kanaatinde değilim.
İslam'ı da anlayabileceğimiz kanaatinde değilim. Ben meseleye böyle bakıyorum. Bunları da dinleyince adeta şöyle de görüyor. Sanki Osmanlı İmparatorluğu'nu çökerten emperyalistler değil de Mustafa Kemal çökertmiş gibi anlıyor. Yok insan. Adam çıkıyor diyor ki keşke İngilizler olaydı kardeşim diyor ya. Keşke diyor İngilizler olaydı diyor ya. Yani bu kadar yoz, bu kadar çürük bir kafa. Çürük bir kafa. Yani bu çürük kafaların hakimleştiği bir dönem yaşıyoruz. Daha beter olabilir mi? Vatandaşa diyorum ki ya kardeşim Soros var diyorum. Ya Soros ya bırak ulusalcı teraneleri. Ya bırak ya. Var ama yani var geliyor işte adam. Yani yatırım yapıyor. Satın alıyor. Sivil toplum kuruluşlarını alıyor. Örgütlüyor. Açık toplum adı altında. Özgürlük adı altında. Terane pazarlıyor. Adamların derdi belli. Yani ulus düşüncesini yok etme. Ki ben burada ulus savunuculuğu yapmıyorum. Bunu yaptığınız zaman yani emperyalizm karşısında saldırdığı yeri müdafaa etmeye çalıştığınızda otomatik olarak yaftalanıyorsunuz zaten. Bunu aşıladılar topluma. Bu topluma enjekte edildi zaten. Ulus düşüncesini kaldıralım. Alternatif var mı? Yok, koymayalım alternatif. Niye? Çünkü küreselleşme var. Paket hazır zaten. Sınırları kaldıracağız. Tek dünya devleti. Başımızda 4-5 tane Yahudi oligarşi hepimizi yönetecek. Biz affedersiniz eşek gibi çalışacağız. Bundan yıllar önce çipli kimlik dediler. Çipli kimlik. Aa, çıkıyor şimdi çipli kimlik de çıkıyor. Her şey böyle sistematik bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla yani güncel okuma eksikliğimiz çok güçlü. Güncel okuyamıyoruz. İnsanlar ciddi anlamda kavgaya, kamplara ayrılmışlar. İnsanlar bakın bu toprağın adamları birbirine düşman gözüyle bakıyor. Dışarıdakini görmüyor adam. Bunları birbirine karıştıranı görmüyor. Görmek istemiyor çünkü. Onun felsefesiyle yaşıyor. Onun felsefesi ve siyasetiyle ayakta duruyor. Bunları belirginleştirmemiz şarttır diyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sevgilere. Hocam yeniden isterseniz çünkü bu tartışmaların odak noktası ve çıkış noktası bir dönemiyle bu Demokrat Parti dönemi. Orada bir konu var. Aynı zamanda o dönemin tartışmalarında da dinde reform tartışması var. Yani bu dinde reform tartışmasıyla o dönem kastedilen ne? Bir de gerçekten de bu tartışmalarda CHP ve DP'nin pozisyonları ne? Yani bunu netleştirirsek belki hem bugün anlamamız sağlanabilir hem de aslında 50'lerin CHP'sinin Cumhuriyet'in kuruluşunu döneminin CHP'sinden farkını da anlayabiliriz sanıyorum. Evet, şimdi CHP ile aslında DP'nin temel politikalarında çok farklılıklar yok. Mesela belki dinde reform dışında mesela ekonomi politikaları benzerdir. Dış politika benzerdir. Benzerdir değil, hatta aynıdır. Yani aslında şöyle de yorumlanabilir. 1945-50 dönemi CHP'nin ekonomide, dış politikada, işte iç politikadaki reformist uygulamaları ya da yaptıkları değişimler aslında Demokrat Parti ile bir bütünlük gösterir. Yani mesela köy enstitüleri örneği, işte köy enstitüleri 45'e kadar hızlı bir şekilde devam etti. Sonra duraklandırıldı, sonra 50'li yıllarda kapatıldı. Mesela ekonomi politikaları, işte belli bir ekonomi politikası olarak, söylem olarak belki uygulamada olmasa bile devletçilikten vazgeçildi. Demokrat Parti bunu çok daha belirgin olarak altını çizdi. Yine dış politikada bakıyoruz, işte Amerikan yardımları, özellikle Marshall Planı, daha sonra işte NATO'ya giriş, Avrupa'nın diğer kurumlarıyla bütünleşme, CHP döneminde belli adımlar atıldı. Demokrat Parti döneminde de bunlar tamamlandı. Mesela Kore'ye asker gönderilmesinde CHP'nin itirazı şudur. İşte bunu siz karar verdiniz hükümet olarak, meclise getirseydiniz de biz de oy verseydik yönündedir. Buradan şeye gelirsek tabii dinde reform tartışmalarına, tabii Cumhuriyet kurulduktan sonra tabii laiklik Cumhuriyet'in en önemli özelliklerinden biri haline geldi ve buna karşı belli bir daha önceki işte sınıfsal ya da çıkar ilişkilerini kaybeden
gruplar müthiş şekilde tepki göstermeye başladılar. Çünkü şöyle de algılanabilir o. Mesela o güne kadar kullandıkları belli dinsel unsurlar var. Bunun üzerinden geçiniyorlar, işte krallıklarını sürdürüyorlar. Onu kaldırdığınızda bunların etkisi kaybolmuş oluyor. Şimdi buna ne yapıyor? Belli kesimler tepki veriyor. İşte belli din adamları, şunlar bunlar. Ama diğer yandan da şöyle bir şey var. Daha ulusalcı çizgide, yani Osmanlı ile karşılaştırırsak Cumhuriyet daha ulusalcı, daha milliyetçi. Çünkü bu çok doğal. Yani bir imparatorluk vardı. İmparatorluk birçok toprak kaybetti. Dolayısıyla birçok halk kaybetti. Halklarını kaybetti. Dolayısıyla 20. yüzyıl bir kere işte ulusal devletlerin önemli olduğu yüzyıl. Oysa 19. yüzyılın işte son kalan imparatorluklar, Avusturya, Macaristan gibi, Çarlık Rusyası gibi ve Osmanlı gibi gittiler. Şimdi daha bir milliyetçi tonlamayla bir din. Çünkü 19. yüzyılın algılaması ya da uzun süreçli o din algılaması artık ortadan kalkmış oluyor. Daha milliyetçi bir din. Dolayısıyla 1950'lerin yazarlarına baktığımızda mesela hem sosyolog hem işte düşünce ifade eden işte Baltacıoğlu gibi, işte Ali Fuat Başgil bir başka örnek tabii, o hukukçu vesaire, dinde reform diyorlar. Dinde reform demeleri aslında daha bir milliyetçi tonlama. Burada işte demin Eren Bey'in de söylediği gibi, yani ezanın Türkçe ya da Arapça okunması vesaire değil ama biraz daha işte ulusal bir renge bürünmek, yani Arap etkinliğinin, devlet dini yaratmak, yani Arap etkinliğinin ortadan kaldırılması, işte ekonomide milliyetçilik, dinde milliyetçilik, diğer alanlarda milliyetçilik diyen bir kesim var. Bunlar biraz da DHP'ye de yakın, CHP'ye de yakın olanlar var. Bir de bunun karşısında olanlar var. Yani dinde kesinlikle milliyetçilik kelimesini geri alıyorum. Dinde kesinlikle reform olmaz, din neyse odur diyen çok daha işte geleneksel bir İslam yorumu yapan kesimler var. Dolayısıyla onun bir mücadelesi var. Ve burada tabii sosyologların bir kısmı, o dönem öne çıkan bu reform tartışanlar şunu savunuyor. Yani biz dinde bir reform yaparsak Batı'nın yaptığı gibi gelişiriz diyorlar. Yani nedir bu? İşte özellikle Protestanlığın ortaya çıkması. Weberyan bir üslupla Protestanlığın öne çıkması. İşte ana dilin, Almanca'nın ya da İngilizce'nin Hristiyanlıkta öne çıkması bu ülkeleri ekonomik olarak kalkındırdı. Mesela Baltacıoğlu bu konuda en önemli şeydir, teorisyenlerden biridir. Mesela orada şunu savunuyor, diyor ki yani insan işte okuduğunu anlasın, nasıl ibadet edeceğini, ibadet ederken ne söyleyeceğini bilsin. Dolayısıyla dinde reform tartışmaları biraz daha işte Batı'da bu dinin ulusallaşması pozisyonlarının bir anlamda biraz Türkiye'ye yansıması ve dinde reformu Türkiye'de genellikle daha bir milliyetçi, muhafazakar, İslamcı çizgide olan yazarlar, sosyologlar savunmuşlardır. Karşısında olanlar da buna hiç gerek yoktur diyen, çok katı bir dinsel anlayışı ifade eden belli bir kesim olmuştur. Ama yani önemli de şey bulmuştur, destek de bulmuştur belli aydın ya da eğitim almış çevrelerde. Mesela şunu görüyoruz, bu konuda birçok dergi çıkarmışlar. Tabii o yıllarda kurulan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarıyla da bu dinde reform çalışmalarına, düşüncesine önemli destek sunan hocaları da olmuştu. Bunu biraz daha dinin milliyetçi bir tonla okunması şeklinde ifade edebiliriz. Ya da bir başka ifadeyle dinin modernleştirilmesi şeklinde ifade etmek mümkün diye bağlamak gerekir. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi tabii sizi bulmuşken zamanımız da azalıyor. Bayhan Hoca'nın bu konu ilişkin, İslam dinine ilişkin değerlendirmesine bu konu ilişkin Baykan Sezer'in hep sürekli programımızda da değiniyoruz. Doğu Batı çatışması, Doğu'nun önemi, birliği gibi konulara. Aslında İslam konusunda geçen programımızda da tanıtmıştık bu kitabı. Baykan Sezer Hoca'nın Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı
kitabında aslında bugünkü İslami tartışmalara da açıklık getiren ciddi değerlendirmeler var bu konu. Aynı zamanda aslında özgün bir din tartışmasını da içeriyor. Kısa isterseniz bir iki paragraf okuyayım sizin evet, kısaca değerlendirmenizi isteyeceğim. Hristiyanlık Batı'ya karşı doğulu halkların baş kaldırma girişimi olarak başladığı halde o günkü koşulların böyle bir girişimin gerçekleşmesine elverişli olmaması yüzünden doğulu halklar için bir boyun eğmeye dönüşmüş ve Roma'da kendi dünya egemenliğini sürdürebilmek için benimsemişti. Böylece Hristiyanlık geçirdiği gelişmeler sonucu doğunun istek ve çıkarlarına cevap verir bir din olmaktan çıkmıştır. Doğu lehine dünya üzerinde kurulu denge bozulmadıkça doğunun Hristiyanlık yerine önerebileceği yeni bir çözüm ya da din yoktu. Ancak bu imkan belirince bir yanağına vurana öbür yanağını uzatmak yerine göze göz, dişe diş bir kavga doğunun batıya karşı başarıyla yürütebileceği cihat başlayacaktı. Bu yeni koşullarda doğu kendisini Müslümanlıkla yeniden tanımlayacaktır. İslamiyet doğu batı arasında yüzyıllardan beri süregelen çatışmada yalnızca doğunun bir savaş başarısı olarak kalmamış, aynı zamanda yeni bir dünya egemenlik koşullarını ve dolayısıyla yeni bir dünya görüşünü de beraberine getirmiştir. Bu nedenle de İslamiyet tarihte eski Pers ya da Asur imparatorluklarının yeniden dirilişi, eski Asya dinlerinin tekrar canlanması olarak kalmamıştır. Yepyeni bir din ve dünya görüşü olarak bütün Doğu alemini sarmıştır, diyor. Bir başka bu konuya ilişkin değerlendirmede kısaca şöyle. Dünyada Doğu-Batı çatışmasının geçirdiği gelişme sonucu ortaya çıkan koşullar yeni bir dinin doğmasına izin veriyordu, diyor. Doğunun bir silkinişinin ifadesi olan İslamiyet, Arabistan Yarımadası'ndan bütün doğuya yayılacaktır, diyor. Bu aynı zamanda İslam'ın hem sosyolojik anlamı bakımından hem tarihsel önemi ve dünyada oynadığı rol bakımından değerlendirme bakımından önem taşıyor. Kısaca bu konuda neler söylenebilir? Evet, yani kısaca, özellikle Doğu-Batı çatışmasında İslam'ın yeri. Daha doğrusu tabii şöyle başlamak, belki bir kısa bir değerlendirme. Baykan Hoca'nın tabii temel tezi, belli ölçüde de biliyorsunuz Kemal Tahir'in görüşleri üzerine geliştirilmiş, onun sosyolojik bir temele oturtulmuş çalışmalar ve tezlerdir. Bu Doğu-Batı çatışması ekseninde açıklar Baykan Hoca dünyadaki çatışmayı. Yani kapitalistlerle komünistler arasında ya da işte şunla bunla arasında tamam belki temel çatışmalar var ama asıl temel çatışma Doğu dünyasıyla Batı dünyasındadır. Bu uygarlığın varoluşundan bugüne kadar devam eden bir çatışmadır. Bu tarihsel dilimlerde zaman zaman biçim değiştirmiştir. Bu çatışma aslında Hristiyanlıktan ve İslamiyet'ten önce de vardı. Örneğin Perslerle, Asurlularla, Yunanlıların, Makedonların çatışmaları şeklinde devam ediyordu. Daha sonra dinler ortaya çıkınca ve Hristiyanlık Batı dini haline gelince Hristiyanlıkla sonra İslamiyet arasında oldu. Bugün yine çatışmalara baktığımızda bu emperyalist dünya ilişkileri içerisinde ve özellikle de Batı gözünde, Amerika gözünde düşman pozisyondaki radikal İslam söylemiyle de yine aslında aynı çatışma devam ediyor. Dolayısıyla Baykan Sezer aslında temel çatışmanın Doğu ve Batı toplumları arasında biçim değiştirerek hep sürdüğünü ifade etti. Ve bu gerçekten de devam ediyor. Diğer yandan tabii Baykan Sezer Hocam dini bir kimlik unsuru olarak tanımlıyor. Ve en önemli belirleyici pratik anlamda da bakıyorsunuz insanlar birbirlerine önce ne soruyor? Çinli misin? Fransız mısın? Arap mısın? Vesaire derken aslında Müslüman mısın? Hristiyan mısın? Ya da başka bir dinden misin? Gibi. Dolayısıyla biz de kendimizi İster inanalım ister inanmayalım dinlere
ya da dine bir kimlik unsuru olarak, bir kültür unsuru olarak din tabii burada ön plana çıkıyor ve o ön plana çıktığında insanlar yine bu dinlere göre tabii oraya ya da buraya ayrılıyor. Ama çatışmada temel iki din, belki Hristiyanlık ve Müslümanlık şeklinde ortaya geliyor. Ve Baykan Hoca'nın orada tabii ifade ettiği, yani Hristiyanlık da bir doğu dini, aslında Yahudilik de bir doğu dini. Ama bunlar süreç içerisinde doğu halklarının kimliklerini hani kapsayacak bir düzeyde olmadığını, hatta Hristiyanlığın doğu dünyasındayken süreç içerisinde batı dünyasına kayıp, bu doğu-batı çatışmasında batı dünyasının dini haline gelince işte orada yeni bir dine ihtiyaç doğuyor ve bunu da İslamiyet şeklinde ve işte doğu dünyasının batı dünyası karşısında ve Hristiyanlık karşısında kimliğini, işte çatışma unsurunu ortaya koyabilecek bir unsur olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Böylece de yani Baykan Sezer Hoca'nın konuya yaklaşımına değinmiş olduk. Buradan yaparak yeniden somut, daha güncel konulara geçelim. Biriken sorular var sevgili Eren. İstersen ben onları okuyayım. Onun üzerinden bir değerlendirme yapalım. Sürekli tabi izleyicimiz Tolga Bostancı yine soru ve değerlendirmesini göndermiş. Evet. Dostunuz. Mustafa Kemal bahsi geçen iki ekolün de öz eleştirisini yapıp devrimi gerçekleştirdi. Kasro'dan Lenin'e kadar arkasında kimsenin olmadığı dünyanın tek gerçek devrimcisi Mustafa Kemal değil midir diye sormuş. Bu bağlamda kanaat kriterini kökü dışarıda olan her şeyi reddetme ve uzaklaştırma fikrine göre belirlememiş midir? Yani sokaktaki din algısını da bu yönde değiştirmek istememiş midir? Demiş. Ondan sonra bir de not düşmüş. Sevgili Eren Bey, BOP'u öven kişinin adını vermedi ama ben söyleyeyim demiş. Kadir Mısırlıoğlu demiş. Vallahi ben ismini verdim. Mehmet Metiner. Evet. AKP milletvekili Metiner. Evet, onu söylemiştiniz siz. Ama demek o ki vatandaş da onun içine giriyor. Doğru. Evet. Doğru tespit etmiş. Hmm. O da var yani. İyi geceler. Programınızın ciddi bir takipçisiyim. Allah Ulusal Kanal'dan genel anlamda vatanda izlenecek tek kanal olduğu, özelde de bizi Eren Erdem'le buluşturduğu için demiş. Yüce Allah evvelinde evladım yaşındaki mert ve Kur'an müminini bu delikanlıdan Yılmaz Yunak Bey'den ve yine bana dinimi tanıtıp sevdirmeye vesile olan Yaşar Nuri Öztürk'ten, ayrıca Bayraktar Bayraklı, İhsan İlaçık gibi gerçek Kur'an ümmilerinden razı olsun demiş. Olsun. Vatanımda gezen İtris kılığındaki iplislerin arasında bu insanlar yüzük taşı, kaşıkçı elması gibi kalıyorlar. Çok felaket bir tespit. Teşbih evet. Hata götürmez. Şu an aklıma başka bir şey gelmedi de demiş. Bugüne dek henüz hiçbir kitabını almadım Erenciğimin. Çünkü hediye edilmiş, okunacak çok kitabım olduğu için. Ama bunları bitirir bitirmez sizi şerefimle temin ederim ki en kısa sürede hepsini aynı anda alıp yayın sırasına göre okuyacağım. Estağfurullah, sağ olsun. İbrahim Bey, sizi bu geceki konuğunuzu ve adı ve soyadıyla müsemma Sayın Eren Erdem'i saygıyla selamlarım işte demiş. Leyla Gürtünca, teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeler için Balıkesir Ayvalık'tan. Bir başka soru da Burak Eren Erdem'e demiş. Burak Özdemir'in Tanrı'nın Doğum Günü kitabını okudunuz mu? Kitap hakkında görüşleriniz nelerdir? Kısaca bir görüş demiş. Belirtmek isterim. Şimdi o kitabı ben okudum. Hatta ilk çıktığı dönem okumuştum. Kitapta Tanrı'yla bir chatleşme üzerinden bir ironik bir anlatım var. Anlatım tarzı çok beğendim. Yani müthiş bir anlatım tarzı bence. Daha zekice olamazdı ama kitabın dayattığı Tanrı düşüncesiyle inandığım Allah arasında ciddi bir fark var. Yani kitaptaki Tanrı bilgisayarın diğer ucuna oturduğu için bilinçaltında psikolojik olarak daha mitolojik bir kavrama dönüşüyor. Bizim Tanrı felsefemiz, ben Tanrı felsefesine inanan biri değilim. Ben Allah'a inanan biriyim. Yani maddi olarak varlığın dışında ontolojik bir Tanrı düşüncesine inanmıyorum. Kur'an'ın da buna inandığına katılmıyorum. Kitabın içerisinde çok zihin açıcı ifadeler olduğu gibi yanlış çevirilerden kaynaklanan hatalar var. Özellikle yanlış çeviri diyorum. O hataları da bir dönem sağda solda bir yerlerde yazmıştım. O arkadaşımızla iletişim fırsatımız olsaydı kendisine bunları iletecektim. Ama fırsatımız olmadı. Umarım izliyorsa iletişim fırsatımız olur. Oturur sohbet ederiz. Değerli emek vermiş, değerli bir çalışma.
ama istişare etmek yararlı olacaktır. İslam'ın önüne arkasına, tabi bu soru Berna Yavuz İzmir'den sormuş. İslam'ın önüne arkasına, sağına soluna o kadar eklemeler yapıldı ki İslam'ı saflıktan çıkartıp bölücü, parçalayıcı, yok edici unsur haline getirdiler. Şeytanlar her yönden saldırdılar ve saldırıyorlar. İslam'ı oluşturmanın tek yolu cihattır. İslam'ı korumanın tek yolu salattır. Şimdi cihat, yani mal ve can ile milletin bekası için savaşmak zamanıdır. Eyvallah, demiş. Doğru. Cihat insanlar içindir. Lütfen salat edip cihadı eşeklere bırakmayalım demiş. Saygılarımla bu yüzden, Halil Kepenci Adana'dan. Halil Kepenci, iyi tanırım. Düzenli bir takipçi dostumuz. Bu yüzden de Kur'an-ı Kerim'de ekümüs salat ve atuz zekat. Bu hep birlikte anılır. Namazı kılın, zekatı verin. Bu ikisi birbirine ayrılmaz. Yani onlar salatı ikame ederler. Onu tam namaz da demeyelim ona. Yani namaz onun bir parçası. Salatın bir içindeki bir parça. Onlar salatı ikame ederler, yani zekat verirler. Mallarını paylaşırlar. Yani onlar kapitalizme karşı dururlar. Namazda ben, bakın, içerisinde bir makalemde yazdım. Namazın ilk rüknü kıyamdır, ayağa kalkıştır. Bugünkü somut karşılığı emperyalizmle mücadeledir. İkinci rüknü rükudur. Rükü kelimesinin, Arapça rükü kelimesinin karşılığı zenginin yoksullaşması demektir. Bu da kapitalizmle mücadeledir. Dolayısıyla Müslüman ya sadece emperyalizmle ya da sadece kapitalizmle kavga etmeyecek. Ne yapacak? Sizin de belirttiğiniz gibi emperyalizmin siyasetine de felsefesine de karşı olacak. Yani her ikisini birden karşısına alacak. Bunu ikisini bir görerek mücadele etmek zorunda. Bunlardan birini tercih edip de birini tercih etme hakkına sahip değil. Emperyalizminin Rönesansçı aydınlanmacı tavrını alıp da kapitalizmin bu sanayi devrimi sonrası gelişen feodalizmle kavga eden o burjuva kültürünü ihya edip emperyalizme karşı olmak da olmaz. Efendim, birine olup birine olmak da olmaz. Dolayısıyla bu ikisini birlikte ele almak durumundayız bence. Abdurrahman Yıldız adlı izleyicimiz de çürüten bir zaman tünelinde gibi dünya emperyalizmi kendiyle birlikte tüm paradigmaları yıkıyor. Bu yıkımdan doğuş çıkacağına inanıyorum demiş. Ayrıca da tüketim maddelerinin patronlarını edinen haykırın gerçeği, Siyonizm unutturmalarına izin vermeyelim demiş. Zonguldak Hanif İbrahim, evet, dilinden. Ona paralel burada da eklemiş, mesajlar, evet, var. Siyonizmi görünmez kılmayalım demiş. Evet, katılıyorum. Siyonizmin de çok somut anlamda idealleri olan bir üst yapı olduğu kanaatindeyim. Bunu çoğu insan bir komplo teorisi olarak algılıyor, Siyonizmi. Ama neticede çok somut veriler ve çok somut anlamda kapitalizmin elebaşlarının kimliği Siyonizmin varlığını da belirgin kılıyor. Kimliği ve politikaları. Politikaları da bunu belirgin kılıyor. Örnek verelim, yani bir dönem antisemitizm ile üzerinden hareketle antisemitizm dalgasını da yaratanlar onlar oldular. Hatta ben şuna inanıyorum. Çok da samimi olarak inandığım şey, Yahudi soykırımı, Hitler'in soykırımı dahi İsrail kurmak için yapılmış bir projedir. Soykırımı yapmasaydı Hitler, ki orada ölenler hiçbir zaman Yahudi üst sınıf, burjuva sınıfı olmamıştır. Hep taban olmuştur. Bugün İsrail devleti söz konusu olmazdı. Çok ciddi programlama yapı olduğu kanaatindeyim. Tabii ki tek başına Siyonizmi alıp da emperyalizmi de görünmez kılmamak lazım. Yani dünyadaki sorunu tek kutupla ele alacağız. Buna da biz şirk diyoruz. Şirk, yani bölünme, bölme, efendim, insanlığı parçalara ayırma, Allah'ın mülkünü kendine kenz etme, toplama, yığma, üstifleme. Bununla ilgili bir yazı yazdım. Yarın Aydınlık Gazetesi'ndeki köşemde olacak. Bunu da okuyabilirler. Eren'in Cumhuriyet ile devrim yapılmış ama yarım kalmıştır görüşüne katılıyorum. Tamamlansaydı bugün bu durumda olmazdı. Çok doğru. Eren nedir bilmiyorum ama Rum suresinde yaratıcının yaratma usulünden bahisle sanki önce tersten dokur sonra yüze çevirmeyi sever anlaşılıyor. Bu yoğun irtica büyük bir ileri hamlenin gücünü mü topluyor diye bir soru sormuş. Diğer bir de değerlendirmede örneğin demiş Almanya, işte Almanya ile Mısır'ı tüm dinamiklerle yer değiştirirsek nasıl bir sonuç çıkar, bir değerlendirme ve analiz yapılabilir mi demiş İbrahim Büşkün İstanbul'dan. Neyi anlatmak istemiş tabi buradan anlaşılmıyor tam. Kur'an'da mal bölüşümünde matematiksel hata olduğu, bunun da sonradan bulunan
avliye denen bir metotla düzeltildiği söyleniyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Yoktur. Demiş. Öyle bir hata yoktur. O ayetlerde matematiksel bir şey çıkarmamak gerekiyor. Şimdi o şurada şöyle bir hataya daha düştük. Onu da tekrar düzeltelim. Çünkü çok soru geliyor bana. Kur'an'ı okurken biraz daha böyle daha aydınlanmacı bir çerçeveden okuyoruz. Halbuki Kur'an'ın dili 4-5 bin yıllık bir doğu dili. Kinayeler, benzetmelerle dolu. Bu dili anlamamız lazım. Bizim köklerimiz bunlar. Türkçe de bu kökten geliyor. Yani Sami dilleri, gerçi Türkçenin bağlı olduğu dil kolu değil ama Sami dilleri kinaye, benzetme, hikayeleme, öyküleme çok fazla yoğun olduğu bir dil. Burada Aramice, Arapça, Farsça, işte İbranice, buradaki o rakamlar, sayılar, şunlar bunlar kinayeli kavramlardır. Bunların çoğu bir bütün olan mirası bölmek içindir. Çünkü daha önce bir bütün halde tutuluyordu. Kur'an toplu malı bölmeye çalışıyor. Miras hukuku bu. Başka bir şey aramayın. Yani Kur'an bakın ne diyor? Kıza ver, o erkeğe ver, gözcüye ver, şahide ver, akrabaya ver, kapıdan geçene ver. Yani herkese veriyor mirastan. Amaç toplanmış, bir araya yığılmış, birikmiş sermayeyi bölmek, parçalamak, darmadağın etmek. Şimdi sana mirası verdi. Sen de geldi önüne. Ayet var. Ve yes'elunike maza yunfikun. Kulu laf. Sana neye infak edeceğini sorarlar. De ki ihtiyacın artan tamamını babandan miras kaldı. İhtiyacın yok. Senden vermekle mükellefsin. Niye onun hesabındasın ki sen? Yani onun hesabını zaten yapma şansın yok. İhtiyacın yoksa onu vermek zorundasın yani. Onu kiraya veremezsin. Bilmem ne yapamazsın. Haramdır yani İslam'a göre. Bakın ben size iki tane hadis okuyayım. Mesela kötü bir sitede geçen bir hadistir bu. Ben bu hadisi söylediğim zaman beni eleştiriyorlar. Diyorlar ki efendim öyle hadis mi olur? Böyle hadis mi olur? Bakın ben burada onu not aldım. Hadis de aynen ifade şu. Çok enteresan. Tirmizi'nin Zühd bölümünde geçiyor. Kütüb-i site. Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar kişinin mal hırsıyla dinine verdiği zarardan fazla değildir diyor. Mal hırsıyla dine verilen zarardan daha fazla değildir. Şimdi peygamber somut olarak bu yaşanmasa niye söylesin bunu? Var demek ki orada birileri bu işi yapmış. Şimdi Mekke'yi dinsiz Allahsız bir süreç olarak anlamayalım. Tekrar altını çizeyim. Mekke'de Allah'lı bir din var. Müşrikler Allah'a iman ediyorlar. O putlara bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diyorlar. Ahirette bunlar bize şefaatçi olacak. Bunlar namaz kılıyor. Bunlar oruç tutuyorlar. Fakat Allah'ın mülkünü kendilerinde toplamışlar. Birilerinde var, birilerinde yok. Bunu meşru görüyorlar. Yoksulluk Allah'ın ilahi kaderidir diyorlar. Bir hadis daha okuyacağım. Bakın bunu da okuyayım. Öyle bitireyim. Ebu Davud'da geçiyor. İbn-i Mace'de geçiyor. Sayısını vereyim. Ebu Davud'da büyü bölümünde 62 numara 3477 numaralı hadistir. Kutub-i Sitte hadisi. Müslümanlar 3 şeyde ortaktır. Su, toprak ve ateş. Bunlar alınıp satılamaz. Bunlardan alınacak bedel haramdır. Al işte. Hayda ne olacak şimdi? Hani kapitalizm? Nasıl uydunuz bu kapitalizmi? İşte onlara Kur'an diyor ki onlar dinin, Kur'an'ın bir kısmını alırlar, bir kısmını almazlar. Çünkü dini alırsan ne olur? Dinin bu yüzünü alırsan emperyalizm sana savaş açar. Emperyalizm dinin bu yüzünü görünmez kılmıştır. Toprak, su, ateş. Müslüman arasında alınıp satılamaz kardeşim. Bunu peygamber söylüyor. Aksini iddia eden varsa buyursun gelsin. Kur'an'dan çıkarıyorum derse varsa gelsin. Burada yerimiz var, koltuğumuz var. Otururuz konuşuruz yani. Bunlar zaten alınıp satılıyor. Yakında da havayı da alıp satacaklar. Muhtemelen. Evet, bir izleyicimizin değerlendirmelerini okumaya devam edelim. Ahmet Şengül Ankara'dan. Cumhuriyetten sonra gelen bütün iktidarlar İslamiyet'i kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmışlardır. O yoğuruna tarikat cemaatlere, şıhlara, ağalara prim vermişlerdir. Ayrıca Suudi Arabistan'da Kabe'yi dini olarak değil ekonomik olarak kullanmıştır. Zevkle izliyorum demiş, başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. İzmir'den Elif Hanım da bir soru sormuş. CHP Libya tezkeresine katılıp katılmadığını öğrenmek istiyorum. CHP Libya konusunda nasıl bir tavır aldı demiş. Bildiğim kadarıyla Libya tezkeresine CHP katıldı. Sonra da bunu sonuçtan hareketle geçen ben izlemiştim. Kılıçdaroğlu dedi ki biz işte oraya saldırılsın diye vermemiştik onu. Biz oraya önlenir, saldırıların önlenmesi için yapılmıştı dedi. Halbuki tezkere yani her halükarda oraya belirli bir desteği de emperyalistlerin saldırısına desteği de içeriyordu.
bu sorusuna ilişkin de söyleyeceğimiz bu. Şimdi bu soruların üzerinden bakıldığında sonuçta yani konumuzla bağlantısı içerisinde son sözler alalım. Daha henüz vaktimiz çünkü var, yarım saatimiz var ya. Tamam, o zaman değerlendirmemizi geçelim. Vaktimiz varmış, yönetmenimiz de vaktimizin olduğunu söylüyor. Laik batıcı modernist milliyetçiler kamplaşması diye bir kamplaşmadan bahsettik. Evet. Özellikle de siz konuşmanızın başında söylediniz. Bu camilerde mesela Irak saldırısı sırasında ciddi gösteriler oluyordu. Evet, müthiş ve ciddi bir İslami duyarlılık vardı. Ama bu iktidar döneminde herhalde bu iktidar o bakımdan epey bir rol oynadı ki tabii. Şu anda ciddi bir yani Libya örneği var. Somut'ta Suriye örneği var, İran örneği var ama evet. Ciddi bir kitlesel hareketten, bireylemlikten de söz edemeyiz. Sizce bunun temel nedeniyle aslında nasıl demin, bir çok güzel yaklaşım bir ifade oldu? Kullanılmıştı bu konuyla alakalı. Bu mesele biraz daha Türkiye'de antikomünizm üzerinden gelişen cemaatçilik. Hocam ifade etti demin. Antikomünizm üzerinden gelişen bir cemaat kültürüyle hareket edildi. Şimdi bakınız, bugün hatta antikomünizm propagandası İslam'ın Türkiye'deki emri sayıldı. Demin yine bir ifadeye değindi hocam. Dedi ki, ulusal bir din yaratılmaya çalışıldı dedi o ilgili dönemde. Katılıyorum. Bir devlet dini yaratmaya çalıştılar. Bunu yapan tabii ki işte CHP'deki belli bir kesimdi. DP'deki belli bir kesimdi falan. Şimdi dini ulusallaştırdığınız zaman dinin coğrafyadaki ortaklaşacağı özelliği ortadan kalkıyor. Ne oluyor? Yani bugün din bir Arap içinde, bir İranlı içinde, bir Türk içinde aynı şeyi ifade etmeli ki aradaki irtibat, ilişki gelişebilsin, varlığını korusun. Çünkü Doğu hep böyle ayakta kalmış. Doğu'ya baktığımız zaman tarih boyunca 2-3 kavram üzerinden bir birliktelik geliştirmişler. Ortak amaç Haçlı'ya karşı birleşmek, ümmeti vahide dinin birliği, işte ittihadı İslam ve aynı zamanda etnik demeyelim de kültürel olarak Türklük kavramı veya Müslümanlık kavramı vesaire. Bu kavramlar üzerinden birleşmişler. Siz bu kavramları alır da Doğu'yu var eden unsurlardan birine ait kılarsanız sadece onunmuş gibi gösterirseniz o zaman Doğu'nun tarihsel bütününü yok etmiş olursunuz. Emperyalizmi yapmak istediği budur özet olarak. Şimdi bu Irak sürecinde camilerde eylemler yapıldı. Fakat bakınız bu eylemler Irak'ta gelişen, Irak öncesinde bir Ladin örneği var ki Cengiz Özakıncı'nın bir kitabı var. İblis'in Kıblesi diye. İblis'in Kıblesi kitabının kapağında yeni baskısı, zannediyorum otobüsten çıkmış olması lazım şimdi tam aklımda değil ama yeni baskısında kapakta şey var. Usame bin Ladin'le Brzezinski yan yana Brzezinski Ladin'e silah veriyor. Şimdi ben o resmi görmeden önce bu tez acaba olabilir mi diye düşünüyordum ama bu tezin varlığına inanıyorum. Radikal İslam emperyalizm tarafından yaratılmıştır. 11 Eylül saldırılarını emperyalizm bizzat kendi yarattığı radikal İslam üzerinden hareketle gerçekleştirmiştir. Bölgeye girmiştir. Şimdi bölgeye girdi ama yarattığı radikal İslam'ın dinamikleri anti-emperyalist sözüm ona. Kendisine karşı bir dinamik. Ne yapacak? İşte ılımlı İslam kozunu devreye sokmuştur. Antikomünist propagandanın merkez üssü olan ılımlı İslam kozunu devreye sokmuştur. Bunu niçin sokmuştur? Direnişi kırmak için sokmuştur. Emperyalizmin bölgedeki müdahalesini kırmak için bunu ortaya sokmuştur. Oyun sahasına girmiştir moderat İslam. Şimdi bu moderat İslam'ın öncülerine bakıyoruz. Kim bunlar? Bunlar batıcılar. Şimdi başka bir noktaya gelmek için söylüyorum. Bunlar batıcı. Bunların bir ekonomi politik bir tezi yok. Bunlar kapitalist. Kapitalizmi savunuyor. Piyasacı bunlar. Serbest piyasa, serbest teşekkül vesaire abuk subuk bir yaklaşımları var. Bunların bugün ezelden beri suçladığı laik seküler yaklaşımdan tek bir farkı var. Başlarına türban takıyorlar. Onun dışında hiçbir farkları yok. Dünya görüşleri aynı. Dünyaya bakış tarzları aynı. Tavırları, tutumları aynı. Zerre miskal kadar fark yok. Neden? Bunlar İslam diyorlar. İslam'ın sosyal siyasal tutumunu yeryüzü sahnesinden silmişler.
Doğan boşluğa da kapitalizmi doldurmuşlar. Başka yok, çare yok. Ne yapacaklar? Dolayısıyla burjuvaziyi nurjuvazi haline dönüştürmüş bunlar. Aynı şekilde zaten başımıza bir burjuvazi vardı. Bir de nurjuvazi çıktı. Yani bir Türkiye sanayici iş adamları vardı. Bir Müslüman sanayici iş adamları çıktı. Yarın başka bir Hanefi mezhebinin sanayici iş adamları çıkar. Alevi sanayici iş adamları çıkar. İşte Kürt sanayici iş adamları çıkar falan filan. Değişmeyen tek bir şey vardır. Bunların sanayici iş adamı olması, ezen sınıfı temsil etmesidir. Emperyalizmle doğrudan doğal ilişki içinde olmaları ve komprador olmalarıdır. Sermayeye, küresel sermaye eklemlenmiş olmalarıdır. Dolayısıyla bu yapay çelişkileri görmemek lazım. Ama İslamcı tutumu da şu çerçeveden eleştirmemiz lazım. Bana sorarsanız. Camilerdeki eylemleri eleştirirken, ya kardeşim siz camide eylem yapıyordunuz, niçin bıraktınız? Bunu böyle eleştirmek bence doğru değil. Yapılan eylemlerin içi zaten yeterince doldurulamıyordu. Yani emperyalizmin felsefesine karşı koyuş yoktu. Bugün en azından çok şükür buna da razıyız gibi bir yaklaşım ortaya koymak yerine İslam'ın bu zulüm karşısındaki duruşunun somut bir müdahale, somut bir karşı duruş, direniş olduğunu belirtmek, bu dairenin dışında kalan hiçbir zümrenin İslam'a dahil olamayacağını söylemek gerekir. Bu kadar açıktır. Kapitalizmle, emperyalizmle, bunların elebaşlarıyla kol kola giren hiç kimse Müslüman değildir. Şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Fatır Suresi 5. Dolayısıyla biz burada dilimizde tüy bitiyor, insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ama sokağa çıktığımda vatandaş diyor ki, ya nereden biliyorsun, belki tövbe istiğfar etmiştir. Adam bir sürü pislik yapmış, belki tövbe istiğfar etmiştir. Yine aynı şekilde ben yine tekrarlayacağım, önceki bir programda söylemiştim. Hazreti Peygamber diyor ki, dirheme dinara bakın. İki rekat namaz kıldı diye kimsenin şerefsizliğini görmeyecek değiliz yani. Bunu tekrar tekrar söylemektir, yarar var. Kur'an insanların kıldığı namazla değil, mülkiyetle kurduğu ilişki, toplumla kurduğu ilişki üzerinden değerlendirmemizi istiyor. Bunlar ne yaptılar? Dinin elbisesi namaz oldu, niyaz oldu, oruç oldu, kurban oldu. Ve bunların da içi boşaldı. Dolayısıyla buralardan yaklaşalım ama şunu da es geçmeyelim. Bunu sağlayan altyapı yine aynı şekilde zıttını konumlayan altyapı. Yani mesela ben şunu savunuyorum, beni çok eleştiriyorlar. Efendim 28 Şubat'ı niye eleştiriyorsun? Ya 28 Şubat olmasa AKP olmazdı yani. AKP'ye var eden süreçtir yani. Bu kadar da belirgin. 28 Şubat'ın AKP yaratma projesi olduğu kanaatini taşıyan biriyim. 28 Şubat'ta şeriat geliyor diyorlardı. Şeriat geliyor. Yani böyle bir topluma şeriat gelir mi? Kapitalizmin sermaye istiflediği yere şeriat gelir mi? Adamlara açık toplum lazım. Kapalı toplum lazım değil ki. Şeriat İran'a gelir yani. Şeriat buraya gelmez ki. Hiçbir zaman böyle bir ihtimal de söz konusu değil. Böyle bir ekonomi politik okuma sorunumuz var. Şeriat gelmesi için bu toplumun kapalı dinamiklere sahip olması lazım. Sermaye ile arasına sınır mesafe koyması gerekiyor. Şeriatın bir böyle bir altyapısı var. Böyle bir şeye şeriat gelir mi? Buraya modernizmin daha egemen olması lazım. Batı kültürünün daha fazla oturması lazım. Ve bu yüzden bu propagandalara maalesef alet olduk. Toplum buna alet oldu. Bu sorunlar birbirini zıtladılar, konumlandırdılar. Ortaya böyle bir konjonktür çıktı. Ben şuradan, buradan yine tekrar insanlarınıza sesleniyorum. Ön yargıları kaldırın. Birbirinize ön yargıyla bakmayın. Herkes birbirine ön yargıyla bakıyor. Şu kelimeyi söyledi şucu, bu kelimeyi söyledi bucu. Bu çok büyük bir Batı oyunudur, emperyalizm oyunudur. Buna düşmeyelim. Şu süreçte Türk'ün, Kürd'ün, Alevi'nin, Sünni'nin acaba ben şu hakları istiyorum, ben şu haklara isteyip senden daha ayrı konumlanacağım demek gibi bir oyunun içine düşmemesi gerekir. Ortak hakkımızı savunmamız lazımdır. Bu da yaşama hakkıdır. Var olma hakkıdır. Bugün yaşama hakkımız tehlikededir. Bunlar gündeme gelmelidir. Efendim ben şunu yapacağım, bu hakkı istiyorum. Ben bunu yapacağım, bu hakkı istiyorum. Cemevi için bilmem ne hakkı istiyorum. İslam'ın resmi, İslamiyet'in mabedine, camiye resmi statü verdik de çok mu işe yaradı? Cemevine niye veriyoruz? Sen bu kadar mı meraklısın belli bir denetimin altına girmeye yani? Bu kadar garip bir, absürt bir şey olur mu? Bu kadar bağımsız olması gereken, bu kadar siyasi hiyerarşinin dışında kalması gereken bir kurumu buraya sokmaya çalışıyorsun. Bektaşiliğin felsefesine aykırı ya. Camileri soktuk da ne oldu, ne işimize yaradı? İktidarın topu tüfeği oldular. Bu ayrılıkları bertaraf etmek için ortak aklı yaratacağız. Ortak vicdanı inşa edeceğiz. Burada Türk'ün, Kürd'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, Arap'ın, Acem'in, Fars'ın birbirinden ayrı yaşamak yerine birbiriyle hep birlikte yaşamanın ve mümkünse Türkiye, İran, Suriye, bütün mazlum ulusların ortak müşterek bir mücadele yöntemi geliştirmesinin adını koymak için bir konuşma yapmamız lazım.
Ve bu çerçeveden bakıyorum. Teşekkür ediyorum hocamın da çok hakkını yedim. Kusura bakmayın. Fazla sözü uzatmayalım. Size bir soru vardı. İsterseniz ona da değinelim. Hocaya öyle geçelim. Bir Nur cemaatinden olan bir arkadaşımız size sorular sormuş. Diyor ki merhaba, iyi yayınlar. Okuduğunuz gibi bazı uyarılarım olacak Eren Bey'e. Eren Bey, siz beni ekran başında kahrımdan öldüreceksiniz. Siz Bediüzzaman Said Nursi'nin yazdığı ve çok zor şartlarda yazdığı Risale-i Nur kitaplarını okudunuz mu diye sormuş. Baştan sona okudum. Sinan Meydan'ın alıntılarını okumakla olmuyor Sinan bu işler. Sinan Meydan değil, Tarihçi Hayat'tan okudum. Sinan Meydan kitabına koymuş dedim sadece. Yok. Siz araştırın, siz okuyun. Neden okumadan, araştırmadan yorum yapıyorsunuz demiş. Onu düzeltelim. Sinan Meydan'ın alıntısı değildir. Ben Sinan Meydan gündeme getirdi dedim sadece. Benim okuduğum metindir. Tarihçi Hayat, bakın sayfasını vereyim isterseniz arkadaşımıza. Ben o metin, ben kendi kitabımda bakın Abdest Şeytan Evliyalarında onu belirgin bir şekilde koydum. Tarihçi Hayat'ta 88. sayfada geçen bir paragraftır bu. Altında devamı var. Bakın aynı eserden Emirdağ Laikası'nın sayfa 54. kısmında da benzer şeyler geçiyor. Bunları ben sayfa sayfa didik didik ettim. Aksine bakınız, ben kitabımda Risale-i Nur'un didik didik edilmiş alıntıları var burada mesela. Birinci Şua cilt 1 sayfa 833'te geçen şu cümle Kur'an'a uyuyor mu? Didik didik edilmiş bu kitaplar. Yani öyle okumamışlık falan yok. Mümkün değil. Zaten okumadan konuşamayız. Biz bunları okuyarak zaten bu işlere şey yaptık. Yani dolayısıyla arkadaşımız öyle bir şeye kapılmasın. Örnek verdim, Sinan Meydan alıntı yapmıştır diye. Tabii uzun bir değerlendirme yapmış, hepsini okumamız mümkün değil. İzleyicimizin en azından kaygısını, değerlendirmesini taşımış olduk. Erdem de sonuçta aksine, söylenenin aksine bunları okuduğunu, tabii, tabii, değerlendirdiğini, kitaplarında da ciddi bir Said şekilde bunu analiz ettiğini. Osmanlıca öğrendik. Yani o olmasa öğrenemezdik. Öyle bir dilde yazmış ki. Şimdi bir aslında değerlendirme okuyacağım. Bu tartışmalarımızla doğrudan bağlantılı hocam, size geçmeden önce. Şimdi bu antikomünizm ciddi bir şekilde Demokrat Parti döneminin veya İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş döneminin en önemli temalarından birisi. Birisi de sizin Alevilikle ilgili, Bektaş Kızılbaşlık'la ilgili değerlendirmeler, tartışmaların önemli olduğunu söylediniz. Şimdi orada aslında bence orada iki temel örgüt var bu bakımdan. İslam'ın yeniden bir yorumu ve antikomünizmde ilim yayma cemiyetleri, birisi bu 1951'de kuruluyor ve demin konuşmamızda söyledim, doğrudan Amerikan Büyükelçiliği'nin izniyle Amerika'yı tanıtan bir kitap yayınlıyor ve bunu propaganda ediyor. İkincisi de bugünkü iktidarın yöneticilerinin, ileri gelenlerinin de bence üyesi olduğu Yeniden Milli Mücadele Hareketi diye bir dernek var. 1967-72 yıllarında faaliyet gösteren bir dernek. Onun başkanı, yani yahut da ileri gelenlerinden birisi diyeyim, Mehmet Özutku. Şimdi Mehmet Özutku'nun aslında Amerika ile ve İslam'la ilgili değerlendirmeleri hem o günün durumuna açıklık getiriyor, hem de bugünkü tartışmalara açıklık getiriyor. Şöyle diyor Mehmet Özutku: bizim takip ettiğimiz politika ile Amerika'nın veya Türk devletinin takip ettiği politikalar arasında uyuşan noktalar vardı. Mesela Amerika'da antikomünisti, biz de öyleydik. Türk devleti antikapitalist, antisiyonist, milli değerlere bağlı bir devletti, biz de öyleydik. ABD'nin ve Türk devletinin desteğini almak benim işime geliyordu. Benim desteğimi almak da ABD'nin ve Türk devletinin işine geliyordu. Tabii temel kimliğimiz İslam'dı. Yani bunun anlattığından Amerika'yla sonuçta Yeniden Milli Mücadele Hareketi'nin ve Türk devletinin ortak bir kimliği hem İslam gibi gösteriliyor, hem de aslında Amerika'yla nasıl da antikomünizmde birleştiklerini ve dolayısıyla İslam yorumunda da benzer bir ortaklıklarının olduğunu, birbirlerine destek verdiklerini kendi ağızlarından itiraf etmiş oluyorlar. Bunun aslında kaynağını da söyleyelim. Belki izleyicilerimiz merak eder. Gerçek Hayat dergisinde 239. sayısında Müslümanlar birbirlerine korkmaktan vazgeçsin adlı makalede bunları söylüyor. Şimdi bunları da değerlendirdiğimizde
Hem de bu Demokrat Parti döneminde bu Alevilik tartışmasının içeriği neydi? Nasıl bir anlam yüklüydü bu? Ve bugünkü Alevilik tartışmalarıyla bir bağlantısı var mıydı hocam? O konudaki değerlendirmenizi alacağım. Alevilik tabii çok fazla tartışma yok aslında. Alevilik çok kapalı. Zaten çoğu kimse kendisini ifade etmiyor, edemiyor. Ama o ara işte bazı dini yayın yapan dergilerde Alevilikle ilgili karşı söylemler var. Özellikle işte Sünni İslam merkezli dergilerde. Tabii şöyle bir şey var. Yani bu tartışmalar nereden çıktı, nasıl çıktı, Alevilik bu işin içine nereden girdi diye bakmak lazım. O ara Baltacıoğlu Alevilikle ilgili birkaç makale yayınlıyor. Onun derdi de şu. Genelde sosyologlarda bu var o dönemden beri. Günümüzde de var belki. Alevilik ayrı bir unsur değil, İslam'ın içinde bir unsur. İslam'ın içinde görülmesi gerekir, hani dışında görülmemesi gerekir. Ve Alevilik aslında Türkleri Arap kültür emperyalizmine karşı koruyan bir yapıdadır gibi tezleri olan bir sosyologlar grubu var. Bu zaman zaman farklı isimler tarafından dile getirmiş. Mesela Cahit Tanyol da benzer yazılar yazdı. İşte Baltacıoğlu da yazdı. Bunlar şunu iddia ediyorlar. Daha sonra milliyetçi çizgide olan bu 60'larda 70'lerde İstanbul İktisat Fakültesi'nin sosyologları da benzer şeyler yazdı. Yani bütünlükçü bir yaklaşım. Bizim aramızda Alevi-Sünni ayrımı yok. İşte Türk-Kürt ayrımı yok. Herkes Türk ve herkes Müslüman. Dolayısıyla bunlar aslında bugünkü deyimle bölücü politikalar, söylemler ve Alevilik şu işlevi yerine getirdi. Aslında Alevilik eski Türk inançlarının İslamiyet'le karışımı, yeniden biçimlenmesi ve günümüze yansıması. İşte Aleviler olmasaydı, Alevilik olmasaydı Türk kültürü bugün kalmayacaktı gibi yazılar yazan sosyologlar var. Tabii bu yazılar yazılınca belli İslamcı yazarlar da buna karşı şiddetle işte reaksiyon gösteriyorlar ve Aleviliğin aslında işte dinsizlik olduğunu, Allah'a şirk koşmak olduğunu bu tür ağır cümlelerle ifade ediyorlar. Demek belki şu vurguyla belki burayı bağlayalım ve yeniden milli mücadeleyle ilgili de bir şey söyleyeceğim. Yani o dönemin milliyetçi muhafazakar yazarları Aleviliğin de bu ülkenin işte milliyetçi kültürünün oluşmasında aslında temel unsur olduğunu aslında belki altını çizmeye çalışıyorlar. Bunun altını çizerken de Aleviliğin heteroksal yanını dile getirmek isteyen yazarlar da özellikle Müslümanlığın sapkın hali şeklinde çok sert karşı yazılar yazıyorlar. Ama ben orada belirtmiştim ama o kitapta yani çok da böyle kamuoyunu etkileyen şeyler değil. Ama kültür tarihimiz içerisinde, siyasal tartışmalar içerisinde bir yer işgal Aleviler ediyor. Aleviler o dönemde biraz içinde kapanık. Yani Alevilerden o böyle cevaplar zaten yok. Bunlar ki belli bir iki dergi etrafında dönüyor. Yeniden milli mücadeleye gelirsek, tabii yeniden milli mücadele 60'lı yılların daha işte sağda yer alan hareketlerinden biri. Bir dergi, bu dergi adı ve o dergi etrafında dönen bir tartışma. Yani Kemalist devrimleri toptan reddeden ve biz de yeniden bir milli mücadele yapacağız. Dolayısıyla bu devrimleri tümüyle ortadan kaldıracağız. Yani karşı devrimci bir hareketle bunun işte yeniden milli mücadele ona diyorlar. Yani Kemalist devrimlerin tamamen ortadan kaldırılmasını yeniden milli mücadele olarak ifade ediyorlar. Tabii Aykut Edebali burada çok önemli bir isim bu dergi etrafında. Şimdi isim vermek istemiyorum ama bugünkü hükümette de bir iki bakan bu çizgide var. Yani rektörler arasında da yine gençliğinde bu hareket içerisinde gelenler var. Evet. Şimdi birkaç değerlendirme var. Onları öncelikle aslında değerlendirmelere geçmeden Eren sana da sormak istiyorum. Şimdi demin hocam söyleyince
Alevilik İslam içinde mi dışında mı diye. Son yıllarda bir akım gelişti. Alevilik İslam'ın dışındadır diyerek Alevili farklı bir yere oturtturmaya çalışıyorlar. Şimdi Alevilerin en azından geleneksel olarak yaptıkları bugünkü İslam kavrayışının belki egemen Sünni inanca uygun olmadığı doğru olsa bile evet. Onlar kendilerine ben yani karşılaştığım insanlar içerisinde ben Müslüman değilim diyen bir Aleviye denk gelmedim. Evet. Belki şimdi genç neslin bir kısmı farklı değerlendiriyor olsalar bile yani böyle bir değerlendirmeye rastlamadım. Müslümanlık dışı bir Alevilik tanımlama ve yaratma çabasının amacı ne sizce? Nereye varılmak istiyor? Şimdi Alevilikten, Alevilikle beraber Hacı Bektaş'ı böyle İslam dışıdır demek Kur'an cahil olmak demektir. Kur'an'ın İslam'ının farkında olmamak, gaflette olmak demektir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin makaletini okumuş biri olarak, öğretisini çok yakinen analiz etmiş biri olarak ki bununla ilgili kitaplar yazmayı düşünüyordum. Daha bir süre ertelemek durumunda kaldım. Bu düşünce sisteminin İslam'ın hiçbir maddesiyle çelişmediğini belirtebilirim. Fakat bugün Alevilik adı altında da İslam dışılık yapılıyor. Bu da aslında içeride oluşturulmuş bilinçli bir organizasyon olduğu kanaatindeyim. Yani Aleviliği enteresan mecralara sürükleme, çekme düşünceleri var. Ama ben aslında şu tespit çok mantıklı ve makul. Aslında burada Cumhuriyet'in Aleviliğe bakışından doğan bir süreç söz konusu. Yani bu Alevilik eğer Cumhuriyet'in Aleviliğe bakışı Yavuz Sultan Selim'in bakışı gibi olsaydı muhtemelen böyle bir süreç gelişmeyecekti. Bu kadar enteresan derecede bir karşıt konumlanma olmayacaktı. Yani burada Alevilik nezdinde aslında Cumhuriyet'in kendisine karşı bir süreç oluşuyor. Yani Alevilik burada bir özne değil. Anladım. Esas hedef Cumhuriyet. Fakat şunu da ele alalım. Ben tabii ki Aleviliğin bizzat Aleviliğe bakışın da kendisinde de sorun olduğu kanaatindeyim. Yani bu Aleviliğin sadece Türk kimliğine uygun motifler içermesinden doğan bir bakışın olduğunu görüyoruz değil mi? Yani bunun dışında dinsel içeriğine çok büyük bir hayranlık yok. Yani örnek söyleyeyim mesela CHP'nin o dönem yahut da Demokrat Parti'nin Alevilik üzerine analiz eden, onu övücü, onu daha ön plana çıkartıcı söylemleri geliştiren sosyologların, tarihçilerin yahut da onu metheden unsurların bir tane ceme katıldığını falan düşünmüyorum açıkçası. Dört kapı kırk makam öğretisinin çok umurlarında olduğunu da zannetmiyorum. Tamamen siyasi bir bakış var burada. Dolayısıyla bizim siyasi çıkar ve menfaatlerimize uygun bir din arayışımızdan doğan bir bakış vardır. Bu bakış da aynı zamanda bu bakışa, bu özneye karşı olanlar tarafından Alevilik hedef haline getirilmiştir. Yani Aleviliğe karşı olmak, Cumhuriyet'in karşısında olmak olarak konumlandırıldığından dolayı böyle bir karşıtlık var. Yoksa hatta samimiyetle söylüyorum yani. Muaviye'ye hazret deme sapkınlığının temelinde yatan da bu. Sırf Alevi Muaviye'ye hücum ediyor diye Muaviye'ye saldırıyorlar. Yani o Muaviye'nin benimsenmesinin sebebi bu. Çünkü öyle bir... Bu aynı zamanda aslında Alevilik İslam dışıdır demek. Yeni, bugünkü düzlemde yeni bir Alevi-Sünni çatışmasını körüklemek değil mi? Müslüman... Alevilik İslam dışıdır demek, İslam'ın Rabliğine soyunmaktır. İslam'ın hududunu Kur'an çizmiştir, Allah çizmiştir. Aleviliğin neresi İslam'ın dışında? Bu insanlara yıllarca yok mum söndü, yok efendim bunlar ensest ilişkiye giriyor. Çok affedersiniz yani Anadolu'da birçok insan izliyor bizi. Birçok Sünni köyün komşusu Alevi köyüdür. Hiç böyle bir şeye rastlanacak mümkün müdür yani? Anadolu kültürünün neresinde var bu? Adamın dinini imanını bırakın. Adam ateşe tapsın yine fark etmez. Şeytana tapsa yine yapmaz. Bu kültür kabul etmez bunu. Çünkü bizim toplumlarımızda dinsel etkinlik kültürün varlığını kırmıyor. Özellikle Anadolu'da. Kültürün kendi geleneksel kimyasını bozmuyor, tarif etmiyor. Din onun bir işleme yapıyor. Etrafını sadece boyuyor, cilalıyor. Dolayısıyla Alevi düşmanlığının İslam düşmanlığından farkı yoktur. Alevinin karşısına geçip de ona kılıç çekmekle Allah'ın peygamberine kılıç çekmek arasında fark yoktur. Çünkü Alevinin neyi seninle çelişiyor? Ha, adam diyor ki ben işte Kur'an'ı kabul etmiyorum. İşte varsa yoksa Ali. Bu ayrı zaten, bu başka bir şey. Bunu ben Alevi falan, bu ayrı bir vaka. Öyle Müslüman da değil mi? Vaka bu ayrı ama adam Kur'an diyor. Fakat işte ben buradan Cem'i anladım diyor. Namaz anlamadım diyor. Ona bir şey deme hakkımız yok bizim. Onu öyle bir sabiteye bağımlı kılamayız.
Bu emperyalist bir oyundur. Yani bu Alevi düşmanlığı. Bu bilinçli yapılan bir şeydir. Bu topraklarda sürekli diriltilen bir ölüdür, hayalettir bu. Tam konjonktür değişir Alevi Sünni düşmanlığı, çatışması. Bu oyuna gelmemek lazım diye düşünüyorum. İstanbul'dan Ahmet Gezer, programınızı büyük bir ilgiyle izliyoruz. Çok ilgi çekici. Program kaça kadar sürerse sürsün ailece izlemeye devam edeceğiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Avusturya'dan Bahattin Dertlioğlu, Türk İslam Vakfı eski başkanıyım diyor. Programınızı zevkle izliyoruz. Türkiye'de Ulusal Din Adamları Birliği kurulamaz mı? Bu oyunları nasıl bozacağız diye sormuş. Hakan Doğan İsveç'ten, yurt dışından da epey bir izleyicimiz bu çok programı izliyor. Çok sağ olsunlar, bu saate kadar mesajlardan görüyoruz onu. Çok güzel program diyor. Allah kim yarattı kelimesine neden sorulduğunda kızıyorlar. Neden kullarını ayrı düşüncelerle yarattı diye bir soru sormuş. Ayşegül Çağlar Ankara'dan, hükümet Suriye'yi karşısında militanları besleyeceğini, Suriye'ye karıştıran militanları besleyeceğini, depremzedelere bakması gerekmiyor mu demiş. İstanbul'dan Nail Eren, Haç'ta binlerce kurbanları kesip toprağa gömüyorlar. Bir taraftan da açlıktan ölenler var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş. Bunu nasıl değerlendirelim? Değerlendirecek bir şey değil ki o. Yani o bizim İslam adına yapılmış en büyük facia bu. Dünya kamuoyuna verilmiş bir malzemedir bu yani. Almanya'dan Sema Tırsış adlı izleyicimiz de bayan temsilcilerin İslam'la bağdaşmadığı söylenmişti. Bence İslam'la bağdaşıyor demiş. Bayan temsilci, onu anlayamadık. Ben de anlamadım. Bayan temsilcilerin İslam'la bağdaşmadığını söylemişti. Bence İslam'da bağdaşıyor. Bayan olarak bunu burada işçi temsilcisiyim demiş. Yani herhalde işçi temsilcisi, anladım. Bayan işçi temsilcisi. Bayan işçi temsilcisi. İşçi temsilcisi sendikal ifademizden herhalde öyle bir şey anladılar. Anladım. Da biz bayan erkek ayırmadık. İşçi temsilciliği haktır, hatta farzdır. Bayan da olsa erkek de olsa, aksine keşke bayanlarımız siyasi sahnede daha fazla olsalar. Çünkü bizim bugün siyasetimizde merhamet eksikliği vardır. Bayanların eksikliğinden kaynaklandığı kanaatindeyim. Evet, Muharrem Yılmaz Trabzon'dan, Hristiyanlıkta domuz eti yeniliyor, Müslümanlıkta yeniliyor. Acaba Allah daha önce izin verdi de sonra mı vazgeçti? Yenilmiyor. Öğrenmek istiyorum demiş. Daha önce böyle bir hüküm yoktu. Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil, Yahudiliğin kitabı Tevrat. Tevrat 10 emirden ibarettir. Tevrat eklemelerle doludur, bozulmamıştır. Bozulmuştur fakat şöyle bozulmuştur. Aslı kitabın içindedir de üstüne ekleme yapılmıştır. Birbirine karıştırılmıştır her şey. 10 emir, Hazreti Musa'ya inen 10 emirdir. Hazreti İsa'ya gelen de çok kısa bir bölümdür. Bu bölümler Kur'an'la çelişmiyor. Fakat o tür hükümler içerdiğini zannetmiyorum. Yani domuz yemeğin ibaresi geçmeyecek kadar kapsamlı bir kitap değildi bunlar. Yani daha sosyal, siyasal, pratik çözümlemeler. O bir kültürdür. O günlerden kalma bir kültürdür. Ama İslam'ın, yani bizim Kur'an-ı Kerim çok detaylı bir kitap olduğu için ona ihtiva etmiştir. Bundan kaynaklanıyor. Evet, son 5 dakikaya girdiğimizi söylüyor yönetmenimiz. Hocam, değerlendirmelerinizi alayım. Son değerlendirmelerinizi bu son program olarak için. Yeniden başka bir zamanda yeniden konuk ederiz inşallah. Son olarak ne diyelim? Aslında şunu unutmamak lazım ki yani politikalar hep birbirlerini devam ettiriyor ama biçimsel değişiklikler oluyor. Yani dünün 19. yüzyılın emperyalizmi İngiltere'ydi. 20. yüzyılın özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Amerika Birleşik Devletleri, bunun altını özellikle çizmek lazım. Bir de kitlelerin kendi çıkarlarına sahip olmaları ve bu tıkanmışlığı aşacak bir mücadele, bilinç içinde olmalarıyla bu önlenebilir, aşılabilir. Yoksa teslimiyetçi politikalarla bir yere varılmaz, sömürüye devam eder, başkaları biz de ezileriz.
teşekkür ediyorum hocam. Görüşlerinizi bizimle paylaştınız, anlattınız. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Sevgili Eren, bir soru var, isterse değerlendirme var. Onunla birlikte sizin son sözlerinizi alayım. Merhabalar demiş. Deniz Gezmiş emperyalizme karşı tavır almış mıdır? Genel kanı öyle ama ve lakin halklara özgürlük derken neyi kastetmiştir? Bir delikanlı olduğunu, onlar mahpusta yatan bir büyüğüm demişti. Mert bir delikanlı olduğunu hapiste yatarken demişti. Ama benim çocukluğumda korku salandı. Köy çocuğuydum, ödümüz kopardı. Köylü korkak olmaz ama öyle korku salmış ki biz çocukları etkilemiş. Yaşım 6 filandı. Bir de Deniz Gezmiş nasıl oluyordu Amerika'nın üstüne girip belirli bir konteynerden kaban alabiliyor? Selda Bağcan'ın giydiği kabanın Amerika'nın üstünden alındığı iddia edilir. Bin Laden'in CIA kabanı gibi demiş, bir değerlendirme yapmış. Valla şimdi ben Deniz Gezmiş'in artık öyle bir hale geldik ki, yani Deniz Gezmiş'in de Amerikan ajanı olduğunu falan herhalde tartışacağız. Öyle bir görüntü var. Yazık, günah. Yani bu millet bu kadar da böyle, ben Amerikan emperyalizmin ya da küresel kapitalizmin insanların beynini bu kadar alabileceğini tahmin etmiyorum. Yani ama duydukça gördükçe şaşırmaya başlıyorum. Yani emperyalizmle mücadele etmiş, idam masasında giderken hiçbir şekilde taviz vermemiş bir adam. Bunu kalkıp da Amerika'nın üstüne nasıl girdi acaba, nasıl etti acaba? Böyle abuk subuk şeylerin içerisinde bunu tartışmanın bir anlamı yok. Yani. Deniz Gezmiş'in halklar ifadesi, efendim şu ifadesi, bu ifadesi. Bağımsız Türkiye demiş, emperyalizmle savaşmış kardeşim yani. Kenan Evren gibi kalkıp da... Türk'ün de birliğini savunmuş yani her şeyde. Şimdi Kenan Evren gibi söyleseydi yaranırdı muhtemelen. Bu Kürtler, bunlar Türkmen ya, kart kurt sesi çıkarıyorlar karda yürürken deseydi muhtemelen Deniz Gezmiş çok büyük bir adam olurdu. Fakat adam ne demiş? Hayır kardeşim, bu adam Kürtçe konuşuyor, bu adam Türkçe konuşuyor. Bu ikisi kardeş, bitti. Öyle ne Kürdistan falan böyle bir ayrılmak yok, ne de burayı bırakmak yok. Birlikte ortak yaşayacağız. Yani burada ortak bir yaşam inşa edeceğiz. Daha devrimci bir süreçten geçireceğiz. Emperyalizme karşı elbette statükonun da karşısına duracağız. Çok ciddi anlamda genç yaşına rağmen mücadele etmiş. Yani bu kadar da, bu kadar absürtleşmenin anlamı yok ya. Ayrıca değerlerimiz de bu kadar yozlaştırmamak, bu kadar gerekiyor. Malzeme vermemek lazım. Evet. Emperyalizm korkmasaydı astırmazdı. Korktuğu için astırdı. Şimdi bu adamları, bu insanları kalkıp da dar ağacında ikinci defa sallandırmamak lazım. Bir kere sallandılar, yazık, günah. İkinci defa emperyalizm daracına çekmeyin bu adamları. Günahtır, vebaldir. Ve son olarak da şu cümleyi kullanmak istiyorum. Pazar günü Kartal Uğur Mumcu'da bir söyleşim var, panel. Orada zannediyorum arkadaşlar alttan geçerler onu. Onu şey yapsınlar, katılmak isteyenler oraya katılabilirler. Orada bulunacağım. Özellikle tanışmak, sohbet etmek isteyen, birebir görüşmek isteyen herkesi beklerim. Orada konuşuruz. Tabii bugün biraz mesajlar gelmiş. Eren Erdem niye hiç gülmüyor diye. Onu da söyleyeyim. Yani biraz böyle herhalde agresif geldim. Birkaç gündür yoğun bir şekilde uykuyu maksızın çalışıyorum. Yani çok fazla çalışıyorum. Çok ciddi uyku da uyumuyorum. Biraz da fazla kafa yoruyoruz. Bazı çalışmalar yapıyoruz. Dergi çalışmaları vesaire. Bunlardan doğan bir gerginlik havası olmuş olabilir. Eğer böyle algılandıysa ben izleyicilerden özür diliyorum. Asla öyle şey anlaşılmasın. Sadece biraz fazla yorulduk artık. Bir de şimdi işlerimizle uğraşırken bir de sağdan soldan enteresan şeyler geliyor karşıma. Abuk sabuk şeyler yazılıyor sağda solda. Onları da görüyorum. Bu da yorgunluğumuzu biraz da böyle şey yapıyor. O yüzden hoş görsünler. Biraz bugünlerde idare etsinler. Herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu saatlere kadar izledikleri için de teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum görüşlerinizi paylaştığınız için. Evet, sevgili izleyiciler, bu saate kadar bizi izlediğiniz için öncelikle size teşekkür ediyoruz. Sizi uykusuz bırakıyoruz. Ama sanıyorum buradaki tartışmalar her kanalda her zaman duyabileceğiniz tartışmalar değil. Size farklı fikirleri, farklı yaklaşımları, bugün ülkenin, dünyanın gerçekliği içerisinde size umut olabilecek, en azından tartışmanızda, zihninizde yorup acaba neler oluyor sorusunu sormanıza yol açabilecek sorular sordurmaya çalışıyoruz. Umarız buna hizmet ediyordur. Bize tekrar bu saate kadar katlanarak izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni Ezber Bozan programlarında buluşmak üzere, Ezber Bozanlar programında buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. İyi geceler.